Herkese merhaba. Eşitlik için Kadın Platformu'nun Deniz Kandiyoti ile söyleşisine hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Gökçe'cim. Merhabalar, toplantımızı başlatıyoruz. Toplantımız bugün hem YouTube canlı yayın olarak hem de Zoom platformunda yapılmaktadır. Ben başlatıyorum o halde. Katılımlar sürüyor hızlı ama zamanımız da ilerlediği için bir an önce söze giriyoruz. Öncelikle ikinci kez misafirimiz olan ve bizi kırmayan Profesör Doktor Deniz Kandiyoti hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve bütün Türkiye'den ve Türkiye dışından da katılımcılarımıza bu güzel havada Cumartesi günü pandemi yasaklarının da kalkmaya başladığı bir gün olarak bizle bu zamanlarını paylaştıkları için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok motive edici şeyler bunlar. Gelişme ve gözlemler aslında. Bugün eşik buluşmamızın aslında bir ikincisini yapıyoruz. Görsellerimizde de bunu vurguladık. Nedir bu ikinci olan? Birincisini Nisan ayında gerçekleştirdik Deniz hocamızla. Ve beklediğimizin çok çok üstünde bir katılım ve ilgi olduğu için hemen anında bir YouTube canlı yayınına başladık. Daha sonra izlediğimiz kadarıyla da hem YouTube'dan bant kaydını hem Eşik sayfalarından ve bize soranlardan gördüğümüz kadarıyla ilgi hala o konuşmaya devam ediyor. Ancak bunun yanı sıra biz yani toplantımız sırasında da gördük ki Deniz hocamıza gelen soruların birlikte düşünme sürecimizin aslında sınırsız bir zaman ihtiyacı ortaya çıkarttığı, hem konuların yakıcılığı hem de bu birlikte düşünme sürecimizin Deniz hocamızın ufuk açıcı bir şeyle, perspektifle bizle konuşmasıyla daha da bunu artırıcı bir nitelikteydi bu ilgiyi. Dolayısıyla birinci toplantıdaki konusunu hepimiz biliyoruz. Kadın hareketine yönelik tehditler ve ne yapmalı başlığıyla ilgiliydi. Dolayısıyla bu başlık tabii hepimiz için çok can alıcıydı. Burada o toplantıda ortaya çıkan ve zamanımızın yetmediği bir takım konular üzerinden bir ikincisini yapma sözünü biz o toplantıda Deniz Hoca'dan almıştık. Dolayısıyla bu toplantı bu sözün sonucunda gerçekleşiyor. Bu toplantıda da başlık kadın hareketleri gene çokça üzerine kafa yorduğumuz politik ve teorik olarak bizim başından itibaren hep uğraştığımız yani kadın hareketinin politikasında, pratiğinde, teorisinde her zaman bir tartışma konusu olan kadın hareketleri ve ittifaklar konusunu hem riskleri hem de olumlu örnekleri üzerinden Deniz Hoca, dünya örnekleri ve Türkiye bağlamında bize bir konuşma yapacak. Çok kısaca bunları söyledikten sonra toplantımızın bir de formatı ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Bugün tabii o diğer toplantıda yoğun ilgiden dolayı çok söz hakkı veremediğimiz epey bir katılımcımız olduğu için biraz daha gene süremizin sınırları içinde elbette zaman gene yetmeyecektir bunu biliyoruz ama bu sınırlılıklar içinde biraz daha bunu karşılamak üzere yapılandırmaya çalıştık. Şöyle ki iki ana bölümden oluşuyor bugün toplantımız. Birinci bölümde Deniz Hoca bir 40 dakikalık bize sunum yapacak. Hemen ardından Deniz Hoca'nın 4 konuşmamız ya da 3-4 konuşmacımız 3'er dakikalık katkılarda bulunacaklar. Daha çok aktivist katılımcılarımız bunlar. Ardından Deniz Hoca'nın da bu katkıları değerlendirmesiyle beraber esas olarak ikinci bölümümüzde interaktif bölüm dediğimiz bütün katılımcılarımızdan alacağımız soruların cevaplandırılması biçiminde Deniz Hoca tarafından elbette seyredecek bu toplantı. Ancak burada önemli olan şu, önemli yani vurgulamak istediğim birinci bölümde Deniz Hoca'nın konuşmasını dinlerken hep beraber sorularınızı eğer Zoom'daysak chatten
herkese açık biçimde yazmanızı rica edeceğiz. YouTube'dan izleyenler için ise YouTube'da yazmalarını rica edeceğiz. Böylece bütün arkadaşlarımızla birlikte biz bu soruları toparlayacağız ve Deniz Hoca'ya ikinci soru cevap bölümünde tekrar tartışmak ve düşünmek üzere iletmiş olacağız. İleteceğiz yani. Dediğim gibi şimdiden bunun için özür dileyelim. Çünkü bu bizim sınırlılığımız da değil. Verili koşullar içinde elbette gene mükerrer sorular olabilecektir. Ya da eksik bıraktığımız veya atladığımız olabilir insanlık hali sorular da olabilecektir. Bunun için şimdiden özür dileriz. Her zaman bunları tam yapmaya çalışacağız ama bu tartışma zeminlerimizi de sürekli kılmaya çalışıyoruz gene. Bunu da söylemiş olalım. Bir başka duyurum ise 19 Haziran'da Eşik platformunun çağrısıyla yapılacak olan, yeri ve saati tam belli olmadığı için onu şimdi paylaşamıyoruz ama bizi izlerseniz web sayfalarımızdan ve bütün paylaştığımız bildirimlerimizden bunu öğrenme imkanı da olacak herkesin. Herkese, bütün kadınlara, kadın örgütlerine, LGBTİ artılara, birey ya da örgütsel temsiliyetlere İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz mitingine katılım bekliyoruz. Bunun da duyurusunu şimdiden yapmış olalım. Teknik olarak aslında benim herhalde vurgulayacağım şeyler bitti. Bugünün bir başka önemi daha var. Onu da buradan bir selamlayarak anmış olalım. Bugün Dünya Çevre Günü. Aslında ittifaklar başlığı altında konuşacağımız için özel bir şey oluyor, selam oluyor bu da. Türkiye, tabii ki dünyada da öyle ama Türkiye'de işte hepimizin bildiği gibi Milas'tan Karadeniz'e kadar, Kaz Dağları'na kadar bütün toprağını, bedenini, sularını, kendi mekanını savunmak üzere mücadele eden bütün kadınlara buradan dayanışma içinde olduğumuzu ve en samimi duygularımızla yanlarında olduğumuzu selamlarımızı iletmek istiyoruz. Özellikle çevre gününde bunu paylaşmak önemliydi bizim için. Biliyorsunuz İkizdere ya da İkizköy müydü Milas'taki şu ara en güncel olan şeyler, bütün bu kömür ve benzeri santraller için oraların, ormanların ya da sularımızın yok edilmesi tehlikesi. Bu şeyden sonra da ben çok kısaca Deniz Hoca'yı tanıtacağım ama ondan önce YouTube canlı yayını olduğu için ve aramızda çok yeni katılımcılar da olduğu için ben Eşik ne yapar? Eşitlik için Kadın Platformu niye vardır sorusuna istinaden birkaç cümle kurmak isterim. Eşiği tanıtıcı nitelikte. Eşitlik için Kadın Platformu aslında Türkiye Kadın Hareketi'nin bugüne kadar ya da kadın hareketlerinin bugüne kadar biriktirdiği bütün politik ve kuramsal deneyimlerin sonucunda bu birikimleri içeren ve taşıyan bir de doğrudan bir biçimde devam ediyor. Zannediyorum bir yabancı katılımcı var ve sesi evet, de şey bir halledildi çıkardım galiba. Çıkardım şimdi. Tamam. Çıkardım o ses çıkaran. Tamam. Çok teşekkürler. Hackleme olabilir. Alev de onu belirtiyor chatten. Bence de öyle. Hackleme gibi görünüyor. Dolayısıyla Eşik niye var dediğimizde platformu esasen bütün bu Türkiye Kadın Hareketi'nin birikimini
taşıyan ve çoğaltan bir yerden kendisini üretmeye ve var etmeye çalışıyor ve mücadele ediyor. Nasıl oldu? Geçen pandeminin başlangıcında önce pandemide kadınlara ne oluyor diye başladık. Bir araya geldik Türkiye'nin her yerinden kadınlar olarak Zoom toplantılarında her hafta. Bu toplantılarda ortaya çıkan tartışma ve çok ciddi bir veri ile bilgi paylaşımı sonucunda demeyeyim aslında bu esnada birden önümüze çıkan TCK 103 tartışması oldu. Çünkü oradaki esas meselemiz zaten Türkiye'de kadın hareketlerinin bu tarihe kadar kazanmış olduğu etiyle tırnağıyla bütün mücadelesiyle kazanmış olduğu yasal, kurumsal, her türlü eşit hak kazanımlarına dönük çok ciddi saldırılar başlamıştı zaten. Dolayısıyla bu bütünsellik içinde yaklaşarak TCK 103'ün de nasıl bir tehdit ifade ettiğini gördük biz bu toplantılarda. Ve hep beraber önemli bir kampanya başlattık. O dönem için bunu durdurduk. Hem siyasal alanda hem toplumsal alanda ciddi bir mücadele ve bilgilendirme ile aslında. Bunu durdurmuş gibi olduk. Biliyorduk ki şimdilik rafa kaldırdılar diye. Bunun çünkü toplam bir paketin bir parçası olduğunda bütün kadınlar bilincindeydi. Nitekim bugünlerde yeniden bunu çıkartmış olmaları meclisteki komisyonlarda bizim için hiç de sürpriz olmadı esasen. Dolayısıyla bu sürenin kendisi tam tamamlanamamışken bizim bu kampanya sürecimizin bununla ilgili İstanbul Sözleşmesi'ne saldırılar başladı. Ve biz tabii hemen bu konuda da çalışmaya başladık. Dediğim gibi hem toplumsal alanda Türkiye'nin her yerinden kadınların katılımıyla Eşitlik İçin Kadın platformunda bilgilendirme ve dayanışma ile öte yandan siyasal alanda da partilerden tutun da işte farklı temsiliyetlere kadar meclise dönük önemli lobicilik ve baskı faaliyetlerini sürdürerek ve önemli bilgi dosyaları da bu arada kalıcı bir biçimde oluşturarak çeşitli çalışma gruplarımızla bu süreci yürüttük. Tabii ki bu süreç İstanbul Sözleşmesi'nin işte 1 Temmuz'da beklediğimiz tek taraflı biçimde çekilme irade beyanına kadar geldi hükümetin. Ama bu bizim yaptıklarımızı, bu süreçte mücadelemizi pek çok açıdan bizi güçlendirecek ve kendimizin gücünü de görecek bir etki yarattığı gibi aynı zamanda toplumun %90'ından fazlasına dönük de İstanbul Sözleşmesi'nin lehinde olmayı sağlayıcı bir bilgilendirme de yarattı. Biz bunu görüyoruz, istatistiklerde görüyoruz. Şimdi çok uzatmamak için bunlara değinmiyorum. Ve bütün iktidarın kendi oy tabanının içindeki çevreler dahil olmak üzere. Bunu da önemli belirtelim esasen. Dolayısıyla Eşik bunun yanı sıra pek çok şey yaptı. Meclis izleme, parlamenterleri yerellerde izleme, bölgesel çalışmalar yapma gibi pek çok aslında birebir takip ve raporlar sayısını şu anda tam hatırlamıyorum. 8 ya da 9 aslında meclis izleme raporları çıkarttık. Bunların hepsini web sayfalarımızdan görebilirsiniz. Bunlar aslında Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte özel olarak ama genel olarak da kadınların eşit hak mücadelesinin nasıl bütünsel bir demokratik perspektif içinde ve ittifakların da bugün konumuzda olduğu gibi böylesi bir gereklilik içinde olabileceği bir bilinç ve farkındalıkla yürütüldü esasen. Öylesi bir politik yaklaşımla yürütüldü. Bu platformdaki dayanışma ve politik mücadele. Eşitlik için kadın platformunun dediğim gibi aslında sayfalara sığmayacak ölçüde somut şeyleri var. Çalışmaları. Bunları hem web sayfalarımızdan hem bu konuda yazılmış çeşitli makalelerden de okuyabilirsiniz.
Onun için onu burada kesiyorum. En son da işte 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olan ve bütün kadınların, LGBT'ye artıların, örgütlerin katılımına açık bir İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz mitingi planlanmakta. Bütün bu çalışmaları aynı zamanda uluslararası bir platformda, Avrupa Konseyi ile, Birleşmiş Milletler'le, çünkü uluslararası çalışma grubumuzun da burada katkıları çok oldu. Arkadaşlarımızın ortak bir dayanışmayla da yürüttüğümüzü de belirtmek isterim. Bu ulusal ölçekteki mücadelemizi aynı zamanda. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin biz bir dünya sözleşmesi olduğunu aynı zamanda eşitlik için kadın platformu olarak düşünüyoruz. Ve buradan da hareket ediyoruz. Bunu da vurgulamak gerekiyor. Çok uzattım. Burada keseceğim dediğim gibi. Deniz Hoca ile ilgili birkaç söz söylemek isterim. Çünkü Deniz Hoca'nın da aslında kendisini anlatmak bambaşka bir şeydir. Toplantı konusudur gerçekten de. Hem dünya literatürüne hem de Türkiye literatürüne çok önemli katkılarda bulunmuş bir, gurur duyduğumuz bir duayen hocamız kendisi. Londra Üniversitesi'nden emekli. Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu Kalkınma Çalışmalarından emekli bir profesör. Fakat halen aktif bir biçimde çalışmalarını freelance akademisyen niteliğiyle, doğru ifade ettiysem Deniz Hocam, yürütmekte. Fakat bize katkılarını biz bu fırsata çevirdik, bu emeklilik halini. Daha çok alıyoruz bu nedenle. Deniz Hocamızın gerçekten çok sayıda yayını uluslararası ve Türkiye'de makaleleri bulunmakta. Ama ben Türkçe'de de olan birkaç kitabını söyleyeyim. Kültür Fragmanları, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler gibi kitapları. Yeni bir kitabı kapıda geliyor. Kendisinin de çalıştığını biliyoruz ve pek çok uluslararası kitapları var. Makalelerini burada saymakla bitmez. O nedenle şey yapamayacağım. Fakat konular şunlar ilgilenenler için. Elbette toplumsal cinsiyet, erkeklik çalışmaları, küresel siyaset, kalkınma politikaları, patriyarka, kadın hareketi ve benzeri pek çok konuda makaleleri bulunmakta, dersler vermiş bulunmakta ve konferanslar vermeye devam etmekte kendisi. UNDP, UNESCO, UNIFEM, British Council, Dünya Bankası gibi pek çok uluslararası kurumda danışmanlık yaptı kendisi ve devam ediyor bazılarında. Yönetici pozisyonları oldu. 2014 yılında Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında özel bir ödül verildi kendisine. 2011'den bugüne de Arap ayaklanmalarından itibaren gelişen bütün bölgesel süreçleri de özellikle cinsiyet eşitliği bağlamında ya da cinsiyet ilişkileri bağlamında inceliyor. Bölgesel ve olgusu olarak buna Latin Amerika'yı da ekleyebiliriz biliyorum ve Uzak Doğu'yu da ekleyebiliriz. Özellikle oralarda akademisyenlik ve araştırmacılık yaptığını da sahada, hatta Türkiye Cumhuriyetler'de diyebiliyorum ben, değil mi hocam? Yani neredeyse dünyanın her yerinde. Dolayısıyla bütün bu bölgesel çalışmalara da yakından dünyada izleyen, çalışan bir hocamız. Bu nedenle de demokrasi, cinsiyet eşitliği, kadın hareketleri gibi konularda küresel düzeyde çok karşılaştırmalı bakabilen ve Türkiye çalışması zaten her zaman sürüyor. Bu nedenle Türkiye'ye ilişkin söyledikleri de çok çok özel bir önem arz eden hocamız. Halen Open Democracy sitesinin editörleri arasında Deniz Kandiyoti hocamız. Dediğim gibi hocamızın tanıtımını daha çok uzatabilirim ama çok fazla zamanınızı almamak için bunu da burada kesiyorum ve bugünkü başka teknik olarak açıklamadığım ne var diye sadece şunu ben söylemek, yeniden tekrarlamak istiyorum Deniz Hocama söz vermeden önce. O da şu: lütfen sorularınızı chatten
herkese açık biçimde yazın. YouTube'dan olanlar zaten yazabilecekler. Bu yazılı sorular üzerinden biz Deniz Hoca'ya bu soruları aktaracağız. İkinci bölümde soru cevap bölümü için. Çünkü öbür türlü zamanımız maalesef yetmiyor. Bunu duyurduktan sonra da bir nokta daha vardı. Herkesin sesi kapalı olacak. Bu bilinsin. Hacklemeler olabiliyor galiba gene de ama bunları arkadaşlarım zaten kontrol ediyor. Onun dışında benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Deniz Hocam, başlığımız, tekrarlıyorum ben, Kadın Hareketleri ve İttifaklar, Riskler ve Olumlu Örnekler. Söz sizde hocam. Buyurun. Ben Deniz Hoca başlamadan bir fotoğraf için araya girebilir miyim hocam? Özlemciğim, çok özür dilerim. Ben gene unuttum. Rica çok ederim, teşekkür ederim. Özlem, senin hatırlatmandan önce ben de bir şeyi unuttum. Bütün eşik platformuna, çünkü hep beraber yapılandırdık, organize ettik. Bütün kadınlara çok teşekkür ediyorum katkıları için. Ama özel olarak da Gökçe, Efsa, Özlem, Sevgi, Fulya, Hülya ve Selen, Tuğba, Özgül, bu arkadaşlarımıza özel destekleri için de bugün özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Gene kolektif bir iş yapıyoruz her zamanki gibi. Tamam Özlemciğim, fotoğraf sende. Çok teşekkür. Teşekkürler. Arkadaşlar, 5 sayfa var. Lütfen gülümseyin. Hangi sayfada olacağınızı bilmiyorum. Bir dakikamızı alabilir bu. Gülümseyin. Bu arada ben sesim açıkken bir şey söyleyeyim. Kimseden vakit çalmayayım. Deniz Hocam, ben ilk 12 sene önce ders vermeye başladığımda Sevgi'nin bahsetmediği bir sürü eseriniz zaman olmadığı için onlardan birini kullandım. Gülümseyin. Women, Islam and Politics, pardon, The State. Sanırım Türkçe'ye çevrilmedi. Temple Üniversitesi yayın evinden. Gülümsemeye devam edin, son sayfa. O emek için de ayrıca teşekkürler size. Tamamdır, bitti. Başlayalım mı? Lütfen hocam, çok teşekkürler Özlemciğim. Sevgili arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bu akşam önemli olduğu kadar hassas bir konuyu mercek altına alıyoruz. 80'li yıllardan bu yana çeşitlenen toplumsal cinsiyet platformları ve aktivizm türleri içinde en eski geçmişi olan kadın hareketlerinin hem tarihsel ittifaklarını hem de şimdi içinde bulunduğu kritik dönemi tartışıyoruz. Konuma girerken tarihçi Sheila Robotham'ın Harekette Kadınlar ile Kadın Hareketleri arasında yaptığı ayrımı hatırlatmakta yarar var sanıyorum. Bu ayrımın anlamı, her türlü siyasi harekette kadınların bulunabileceği, fakat kadın hareketinin ancak kadınların özne olmaları halinde bundan bahsedilebileceğidir. Bu ifadeler hiçbir şekilde kadınlığın sabit veya aşikar bir kimlik olduğunu söylemez, öyle bir kimlik atfetmez. Tam tersine kimliklerin hareket içinde şekillendiği ve müşterek hedefler etrafında yeni bir özle, yeni bir biz oluşturduğunu ifade eder. Aksu Bora'nın sevdiğim bir tabiriyle, soru kimlerin kapsanacağı değil, bu kurma işine kimlerin katılacağıdır. Bu açıdan baktığımızda kadın hareketlerinin tarih boyunca bütün akımlarla çelişkili ve sancılı ilişkiler olduğunu söyleyebiliriz. Modern vatandaşlık kavramının temel taşlarını atan Fransız İhtilali'nin özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganına baktığımızda, kardeşlik sözlüğünün Fransızca'da esas karşılığının erkek kardeşlik anlamına geldiğini görüyoruz. Bu tesadüf değildir.
Bu eşitlikçi sosyal kontrattan kadınlar, köleler ve farklı ırktan olanlar dışlanmıştı. Bu kontratın eril niteliğine dikkat çeken siyaset bilimcisi Carol Bateman, erkeklerin vatandaşlığa kan dökerek yani asker olarak dahil edildiklerini, kadınların ise askerleri doğuran anneler olarak hak talep edebildiklerini iddia etmiştir. Ve bu maternalist yaklaşımın hala günümüzde ağır bastığını iddia etmiştir. 3 asır sonra bu sorunların hala gündemimizde olması elbette çok düşündürücüdür. Daha yakın tarihe baktığımızda üzerinde en çok çalışılmış konulardan biri kuşkusuz kadınların milliyetçilik ve ulusal özgürlük hareketleriyle ilişkileridir. Kendi yazılarımda bu ilişkiyi bir yüzü ileriye, bir yüzü geriye bakan Roma tanrısı Janus'a benzetmiştim. Çünkü bir yandan kadınlara yeni vatandaşlık hakları tanıyarak kamu alanında eğitim, iş gücüne katılım, siyasal katılım gibi yeni imkanlar açarken, diğer yandan toplumsal cinsiyet ilişkilerini ulusal kimliklerin baş taşıyıcısı olarak tayin ederek kadınları tutsak aldığını ve vatandaşlık haklarını kısıtladığını iddia etmiştim. Kadınların savaşçı olarak katıldığı ulusal özgürlük hareketlerine baktığımızda sömürgecilik sonrası rejimler konusunda yapılmış birçok çalışma kadınların beklentilerine ihanet edildiğini gösterir. Sovyetler Birliği, Çin, Kuba gibi sosyalist devrim geçirmiş ülkelerde ise ataerkiyi yıkmak ve kadınların özgürleşmesi her ne kadar programlarının temel bir parçası ise de birçok çalışmanın irdelediği gibi orada da birçok problemli ve çelişkili sonuç doğmuştur. Bu çelişkiler günümüzün Filistin ve Kürt kadın hareketleri içinde hala devam etmekte ve hala tartışma konusu olmaktadır. Zaman azlığı yüzünden ne yazık ki bu örnekleri açamıyorum. Çünkü bir an evvel tarih kısmını kapatarak daha yakın bir tarihe, günümüze geçmek istiyorum. Kadın haklarının 1970'lerden itibaren sistematik bir uluslararası boyut kazanması ittifakların mimarisini değiştirmiştir. Ulus devletler ve sivil toplumlar arasında yapılan pazarlıklara hepinizin İstanbul Sözleşmesi örneğinde yaşadığınız gibi yepyeni boyutlar eklenmiştir. Şimdi uluslararası kuruluşlar, devletler, ruhban sınıflar ve din kuruluşları ve 80 sonrası STK'laşma süreçlerinin birbirine eklemlendiği çok karmaşık bir evredeyiz. Bu etkileşimlerin ayrıntısına girmeden evvel Maxine Molyneux'un kadın hareketleriyle ilgili ortaya attığı bir tipolojiyi hatırlatmak ve genişletmek isterim. Bu tipoloji kabaca 3 tip hareketten söz ediyor. Birincisi güdümlü hareketler. Bunlar devlet denetiminde kurulmuş ve devletlerin aile ve kadın politikalarını yansıtan kuruluşlardır. Bunların örneklerine her yerde rastlamak mümkündür. Nitekim Birleşmiş Milletler'in resmi devlet delegasyonuna katılan gruplarda onlardır. İkinci grup oluşum ilişkilendirilmiş veya ilişkili hareketler. Bunlar değişik maksatları olan sendika veya parti gibi örgütlerin kadın kolları görevini görür. O hareket içinde kadınların çıkarlarını korur ve dile getirir. Üçüncü tip ise bağımsız veya otonom hareketler ki bunlar prensip itibariyle kendi gündemini tayin etmekte hem ideolojik hem maddi anlamda
daha özgür hareketlerdir. Tahmin edebileceğiniz gibi en çok tartışma çeken alan da bu olmuştur. Bağımsızlık tartışmasının en erken ve yoğun olarak başladığı Latin Amerika örneğine geçmeden önce ben bu hareket tipolojisini biraz daha genişletmek istiyorum. Konu odaklı hareketler kadın haklarıyla ilgili daha dar, belirli konuklara odaklanan platformlardır. Türkiye'de bunun en güzel bir örneğini Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunda görebiliriz. Odaklı yaklaşımların birçok avantajı vardır. En önemlisi kesişimsel ve kapsayıcı olabilmeleri. Yani konu etrafında sınıf, din, etnik köken farkı gözetmeksizin geniş bir cephede çalışabilmesidir. Bir diğer avantajı da tabanda örgütlenerek sosyal bilincin gelişmesinde önemli bir rol oynamasıdır. Dolayısıyla dar odaklı bir misyondan çok öteye geçen bir katalizör fonksiyonu görebilmektedir. Bunun yanı sıra ve bu Türkiye'de çok önemli, uzman grupların ve meslek kuruluşlarının kadın hareketlerine katkılarından bahsetmemiz gerekir. Örneğin, Kadın Hukukçular Derneği gibi uzman kuruluşların hizmetleri saymakla bitmez. Başka meslek odalarının da kendi alanlarında önemli müdahaleler yapabildiklerini biliyoruz. Ayrıca belirli konulara odaklanan üniversite içi veya bağımsız araştırma kurumlarının kadın hareketlerine veri tabanı ve analiz yoluyla beslediğini biliyoruz. Örneğin Kadın Eğitim ve İstihdam Girişimi, GEİG. Bu platform istihdam eğitim konusunda uzmanlaşmış araştırmacıların sahaya katkısını mümkün kılmıştır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür ve ayrıca bahsettiğim tipolojiler içinde hem yatay hem dikey birçok ittifak mümkündür ve olmuştur. Ben kendi deneyimimden bir örnek verip çabuk geçeceğim. Tam Sovyet sonrası dönemde Özbekistan'da çalıştığımda bu yeni bağımsız olan devletlerin Birleşmiş Milletler'e katılımı için hiçbir altyapı yoktu. Hiçbir STK yoktu. Büyük bir aceleyle partinin kadın komitesi bağımsız ilan edilerek 1995 toplantısına yollanması kararı alınmıştı. Bu arada bir tek feminist bağımsız STK katılmak için başvurunca komite büyük dirençle karşı çıktı. Siz kimsiniz, nereden çıktınız, bu nedir diye dayattılar. Fakat o sırada danışmandım, yanımda başkaları vardı. Biz de dayattık ve şöyle bir şey oldu. Zaman içinde kadın komitesinin başındakiler feminist STK'larla birlikte çalışmanın ve birlikte fon almanın ve birlikte hareket etmenin avantajlarını öğrenirken kendileri de bilinçlendiler. Ve ben diyebilirim ki 2002 senesine doğru bütün durum değişmişti. Diyaloglar, platformlar, gündemler tamamen değişmişti. Ve bu sıfırdan başlayan bir işti. Şimdi bir an önce konumuz olan ittifak meselesine geçmek istiyorum. Burada dikkatinizi Sonia Alvarez'in Cinsiyetlendirilmiş Demokrasi adlı eserinde anlattığı ve Latin Amerika odaklı olmasına rağmen hiçbirinize yabancı gelmeyecek bir hikayeye dikkat çekmek istiyorum. Latin Amerika'da feminist bağımsızlık kavramı 1970 ve 80'lerde sol partilere bağımlı militan kadın harekete muhalefetten çıktı. Bu kadınlara militantes deniyordu. 1980'lerde askeri rejimlerin çözülmesi ve bir demokratikleşme dalgasının başlamasıyla
bağımsızlık anlayışı değişti ve yerine angaje bağımsızlık kavramına baktı. Bu nereden çıktı? Latin Amerika'da, tabii dünyanın her yerinde olduğu gibi, kadın haklarının bir kurumsallaşma sürecine girmesi ikilemler ve farklı mantıklar yaratmıştır. Bir yandan toplumsal cinsiyet politikalarını feminist yönde etkileyebilmek için devlete bağlı kurumlar ve fonlanmış sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurmayı savunanlarla, diğer yandan kimlik ve dayanışmayı ön plana alan ve tabandaki hareketleri esas alan yönelimler çıkmıştı. Tabii ki gerçekte bu iki yaklaşımın birbirini naksetmesi gerekmez. Ancak şunu hatırlamalı, bu bağımsızlık kavramının niye ortaya çıktığını düşünmeliyiz. Bu kavram esas olarak siyasi partiler, devlet, fon veren teşkilatlar gibi aktörlerin uzantısı haline gelmek, yutulmak ve kendi gündemlerini tayin edemeyecek duruma düşmek gibi risklere dikkat çekmek için kullanılmıştı. Fakat bunun sonucunda, bu tartışmanın sonucunda kendi gündemini korumakla feminizmin alanını genişletmek ve daha etkili olmasını sağlamak arasında bir açmaza girilmişti. Şimdi bu açmazın niteliğini doğru kavramak için, ne olduğunu tam olarak anlamak için, kadın hareketlerinde STK'laşma sürecinin küresel planda nasıl ve hangi koşullarda geliştiğini hatırlamakta yarar var. Bir yandan küresel kadın hakları rejimi Birleşmiş Milletler yoluyla devletlere ve devletlere bağlı bürokrasilere yansırken, diğer yandan hızla yayılan neoliberal reformlar devlet, piyasa, sivil toplum ilişkilerini dönüştürüyordu. Serbest piyasa ekonomisini ve özelleştirme politikalarını temel alan Washington ve post-Washington mutabakatları dediğimiz dönemler, kamu sektörlerini kısarak piyasa ve hükümet dışı aktörlere daha büyük alanlar yaratmayı amaçlıyordu, hepinizin bildiği gibi. Sivil toplumu desteklemenin teorik amacı ise, teorik diyorum, ona geri döneceğim, devletin hesap verme ve şeffaflaşma sürecine katkıda bulunmaktı. Kadın STK'ları da bildiğiniz gibi bu gelişmeden paylarını almıştı. Özellikle Bangladeş gibi o sırada daha yoksul olan toplumlarda kadınlara giden sosyal yardım ve hizmetlerin devlet tarafından değil, eğitimden sağlığa, mikro krediden çevre korumaya kadar geniş bir yelpaze içinde STK'lar yoluyla tabana ulaştığını görüyorduk. Bu bir anlamda kadın STK'larının devlet bürokrasilerinin ve fon veren kurumların taşeronu durumuna düşmesiydi. Hangi gündemlerin öncelikli olacağı ve fonların nasıl kullanacağı konusunda özerkliklerini yitirmiş, ehlileştirilmiş, profesyonelleştirilmiş ve depolitize edilmiş bir sektör haline gelmesi demektir. Ben aslında tartışmaya daha geniş yer verebilmek için burada örnekleri geçme taraflısıyım. Çünkü bunun Filistin kadın hareketi üzerinde son derece tatsız ve trajik sonuçları oldu. Bunların ne olduğunu daha sonra anlatabilirim. Bu dönüşümler, bu bahsettiğim dönüşümler ister istemez beraberinde kadın hareketine yabancı olan bir firma mantığını ve buna bağlı olarak da rekabetçi bir zihniyet yerleştirmiş, dayanışma ve ittifak imkanlarını ciddi bir şekilde daraltmıştı.
Yine de benim çeşitli uluslararası gelişme projelerinde çalıştığım yıllarda kamu kuruluşları, STK'lar, üniversite ve araştırma sektörleri arasında belirli bir geçişkenlik ve personel alışverişi mümkündü. Örneğin 90'lı yıllarda Türkiye'de SEDO yükümlülükleri çerçevesinde kurulan eski adıyla KSSGM, yani Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü deneyimine baktığımızda, hatırlayanlar için, üniversitelerin kadın çalışmaları bölümleri, kadın STK'ları, bağımsız araştırma kurumları ve kadın meclis üyeleri arasında yoğun alışverişler olduğunu hatırlayacaksınız. Bugüne baktığımızda hem akademik sektör, hem kamunun, hem de sivil toplum alanının giderek daraldığını ve çok güvencesiz bir istihdam dönemine girildiğini ve bu tip istihdamın arttığını biliyoruz. Kamuda, akademide, piyasada işini kaybedenlerin veya iş bulamayanların son sığınağı olan fonlanmış projelerin de geniş ölçüde eridiği bir zamandayız. Dolayısıyla daha önce sözünü ettiğim firma mantığı kendini ister istemez daha keskin bir biçimde göstermektedir. Bu yapısal bir sonuçtur ve bu konuda aktörleri suçlamak ağır bir haksızlık olurdu. Fakat karşımızda bir problem var. Dayanışma ve ittifaklara en çok ihtiyaç duyulduğu şu sırada bu engellerin nasıl üstesinden gelinebileceği en önemli konumuz olmak durumundadır. Önce ittifakların her zaman konjonktürel olduğunu ve hiçbir zaman bir formüle bağlı olamayacağını kabul etmek zorundayız. Birçoğunuzun yakından takip ettiği 2001 Medeni Kanun Reformu ve 2004 Ceza Yasası süreçlerine baktığımızda mecliste bu reformlara karşı partiler arası bir erkek parlamenter ittifakı olmasına rağmen ve basında çok negatif bir takım şeylerin çıkmasına rağmen 90'lı yıllarda gelişen kadın platformlarını ve STK'ların sağlam altyapısı, daha bağımsız bir medyanın varlığı ve Avrupa topluluğuna uyum sürecinin yarattığı ivmenin başarıda büyük payı olduğunu görmüştük. Buna o sırada Birleşmiş Milletler'in kadına karşı şiddet özel raportörlüğünü yapan Yakın Ertürk'ün 2013'te çok önemli, Aralık'ta önemli bir toplantıya imza attığını da eklemeliyiz. Kısacası ittifaklar sivil toplumdan uluslararası kuruluşlara uzanıyordu. Şu anda ise bu zincirin bütün halkaları kırılmış durumda. Tek tek anlatmama gerek yok. Bunları bu hangi halkalardan? Medya ayağı, hukuk ayağı, meclis ayağı vesaire. İttifakların başarısını konjonktürler tayin ettiği ölçüde nitelikleri de şartlar sınırlayacaktır. İstanbul Anlaşması'nın iptalinden sonra ister istemez gündemde kazanılmış başka hakların tehdit altında olup olmadığı ve başka hangi yasaların kemirilip yok edileceğidir. Burada temel mesele, iş ilk konuşmamda da değindiğim gibi, burada bazı kırmızı çizgiler etrafında nasıl bir muhalefet blokunun oluşabileceğidir. 2018 rejim değişikliğinden sonra zayıflamış bir meclis, özgürlüğünü tamamen yitirmiş bir medya ve yargı, yangın yerine dönmüş bir sivil toplum alanı ve bir korku iklimi söz konusudur. Bu durumda
iyimser olmak için bu gibi. Bu da öncesi. Galiba açık bir hoparlör sesi duyuyorum. Diğer yandan İstanbul Sözleşmesi'nin marjinal sayılan siyasal bir partiye ve cemaatlere taviz olarak verildiğinde muhalefetin hiçbir kanadından bunun ses getirmediğini, tasvip getirmediğini gördük. İyimser bir yorum, Cumhuriyet'in yasal altyapısına medeni kanun dahil olmak üzere topyekün bir tehdidin bütün muhalefeti birleştirebilecek güçte olması ve erkek milletvekillerinin 2001'den farklı olarak bu konunun bir rejim meselesi olduğunu anlayarak ve erkeklik çıkarlarının koz olarak önlerine atılmasının kanmayacak ve bir tuzak olacağını ayarak farklı davranması. Burada konuşmamı noktalarken Murat Yetkin'in blogunda gördüğüm bir ifadeyi, bu Meral Akşener'e gelin hanım şeklinde küçümseyici ve küçük düşürücü sözlerle hitap edilmesine bir tepki olarak Erdoğan'ı kadınlar iktidara getirdi, kadınlar götürebilir sözcükleri bulunuyordu. Buradan çıkan kadınların bir oy bloku ve bir lobi ve bir birleşik hareket olarak hiçbir iktidarın artık karşısına alamayacağı sonucunu ortaya çıkarıyor. Ben bu teşhise katılıyorum. Ancak bu teşhisin teşhisten öteye bir gerçeğe dönüşmesi için ittifaklar kurma konusunda acil ve gerçekçi bir takım hareketler gerekmektedir. Ben bunların ne olduğunu ne size söyleyecek durumdayım ne de bu benim yerim. Ben doğrudan doğruya bu hareketin burada yanımızda olan bileşkenlerinin arasında sağlıklı bir tartışmayla ve olduğumuz yerin de gözü açık, kendini aldatmayan bir teşhisiyle bir yere varabileceğimizi düşünüyorum. Biliyorum 40 dakikamı kullanmadım, farkındayım. Birçok örneği geçtim ama talep üzerine onları tabii ki açabilirim. Hem firmalaşma, STK'laşma yani çok çabuk geçtiğim konuları tekrar sorularda işleyebiliriz. Ancak platformu arkadaşlara bir an evvel terk etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz Deniz Hocam. Aslında bize gene çok önemli tartışma alanları açmış oldunuz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kadın hareketleri ve ittifakların hem bölgesel yani hem dikey hem de yatay farklılıklarını dikkate alarak. Şimdi ben hiç fazla lafı uzatmadan ama çok önemli noktaları vurguladınız. Ben de notlarımı aldım. Bu şekilde rol çalmadan aslında ve zaman kullanmadan şimdi bizim sizin bıraktığınız yerden belki biraz daha birkaç dakikalık sürelerle Türkiye bağlamında açabileceğimiz konuklarımız var. Eşitlik için Kadın Platformu'nun da hem de hem bileşeni içinde ya da gönüllüsü ya da destekçisi biçiminde bu misafirlerimiz. Bir tanesi Yasemin'den başlayayım. Yasemin burada mısın acaba? Bir tanesi bu başlığı. Evet sevgicim buradayım. Harikasın Yasemin'cim. Şöyle Deniz Hocam, bir tane yani bir LGBTİ hareket olarak kadın hareketleri ve ittifaklar meselesine bakalım dedik. Yasemin bize oradan bir katkıda bulunacak. Ardından Kürt kadın hareketi ve kadın hareketleri genel olarak bir başka başlığımız olacak. Hacer bize orada katkıda bulunacak. Bir diğeri ya da sırasıyla söyleyeyim şimdilik onları geçeyim. Hemen süreyi çok kullanmadan Yasemin'e söz veriyorum. Arkasından Hacer'e söz vereceğim. Yasemin söz sende. Süremiz Yasemin'cim 3 dakikayla sınırlı.
Tamam, saate bakayım, çok konuşan bir insan olarak. Hocam merhaba, sizi dinleyebilirim. Merhabalar. Çok büyük bir şans, gerçekten çok hevesli iki toplantıdır. Bu şansı yakaladığımız için çok mutluyum. Birebir görüş alışverişi için. Ben de uzatmadan çok not aldım. Aslında hocam ben sizin bir önceki toplantıda çok not almıştım. Notlarını kaybeden de bir insan değilim. Acayip arşiv tutarım. Herhalde annemin temizlik kurbanı oldu notlarım. Bulamıyorum şimdi. Ben yollarım. Yok, hayır. Ben kendim not almıştım size soru yöneltmek için. Tabii çok uzun bir toplantıydı. Açtığınızda tutmak istemedik. Hocam ben LGBT aktivistiyim ve 95'ten beri Türkiye'nin Eşik House Gay ile ilk LGBT örgütlerinden biri. Kuruluşundan itibaren oradayım. Feminist aktivistim. Pek çok şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın ticareti, cinsel şiddet, kadınların eşit temsili gibi alanlarda çalıştım. Avukatım aynı zamanda. Tabii hukukçu olarak ben aslında, benim için ittifak meselesi çok kilit önemde ve ne zaman, aslında biz bunu çok pratik eden bir hareketiz. LGBT hareketin Türkiye'deki ittifak kurma konusundaki en başarılı hareketlerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Yani kadın hareketi ve LGBT hareketi, ama LGBT hareketin çok üzgünüm daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınların hakları iyi kötü toplumca kabul edilirken bizim haklarımız hiç kabul edilmeyen bir yerde biz maksimum ittifaka bence yanaştık. Yani muhafazakar ve milliyetçi ittifak dışında kalanıyla uzlaşabildik. Zaman zaman liberallikle ve kurumsallaşmayla eleştirilsek dahi bunlara değinebilirsem çok sevinirim, ama vaktim kalmazsa başka zaman inşallah konuşuruz. Biz 2000'lerin başında Judith Butler'ı Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir konferansa davet etmiştik Kaos Geli olarak ve orada ittifakların ne kadar önemli olduğundan bahsetmişti ve biz aslında bunu başarıyorduk da hani bir de dışarıdan analiz edip söyleyince hani başka bir şey olur ya. Sonra Berlin'deki bir konferansında Türkiye'deki LGBT hareketin ne kadar ittifak konusunda başarılı olduğunu söylemiş ve ben başarılı bir hareketin ancak ittifakla ilerleyebileceğini düşünüyorum. Bunun kilit mesele olduğunu düşünüyorum hatta. Yapıp ettiklerimizden, haklarımızı öğrenmemizden daha kilit bir mesele olduğunu düşünüyorum. Toplumla ortaklık kurabilmenin. Dolayısıyla sizin sunumlarınız benim için çok önemliydi. Ben de ya ittifak meselesine gelmeden önce çok kısa şey yapabilirsem, çok not aldım çünkü. Biz mevcut durumumuzun fotoğrafını çekemiyoruz bence. Yani kadın hareketi olarak ve LGBT hareketle kadın hareketinin ittifakının fotoğrafını çekemiyoruz. Bunun da temel şöyle bir sorundan kaynaklandığını düşünüyorum. Demin sunumunuzda da tekrar bahsettiniz. Biz devletin yapması gereken işi bürokrat gibi kendimiz topluma hizmet, kadına hizmet safhasında kendimiz yaptığımız ve haklarımızı gündemde tutma meselesi yalnızca bizim tarafımıza yüklenen bir iş olduğundan biz gerçekten iş yetiştirmekten kendi siyasetini, vizyonunu, analizini, kendi iç yapılanmasını tartışamayan, ben 90'ların sonunda feminist harekete girdiğimde, LGBT harekete girdiğimde biz ne yapıyorduk bilinç yükseltme toplantılarında? Önce biz nasıl hani kendimizi konumlandıracağız? Kavram tartışıyorduk. Bir kavramı nasıl kullanacağız? Uygulamaya nasıl dönüştüreceğiz? Buna hiç vakit ayırmayan bir hareket haline geldik. Çünkü gerçekten devlet memuru gibi iş yetiştiriyoruz. Çok da çalışıyoruz. Yani günde 14 saat, 16 saat, 18 saat dehşet iş çıkarabilen, dışa karşı aşırı başarılı bir hareketken gerçekten buna zaman ayırmadığı için içi içini yiyen bir hareketi aslında bir devlet yapısına dönüştük. Ben böyle gözlemliyorum. Bu fotoğrafı çekip, bu fotoğrafı çektiğimizde biz bunu müdahale edelim ve bu yolu değiştirelim, bir saniye bir şey oluyor demediğimiz için de giderek güç kaybına uğrayacağımızı düşünüyorum. Güç kaybına uğramamızın tek sebebi bu olmayacak üstelik. Dış etmenler zaten çok kötü. Daralan bir sivil alan var, aşırı bir hükümet baskısı var, aşırı yükselen, dünyada yükselen muhafazakar trend bizimkilerce de gayet çok iyi ve dünyayla, küresel ittifaklarla gayet güzel kuruyorlar onlar. Vatikan'la, işte Rus ülkeleriyle, Müslüman ülkeleriyle, Afrika'yla gayet güzel kuruyorlar bu ittifakları. Biz biraz hani bu ittifaklar konusunda da daha ittirmemiz lazım hareketimizi bence küreyle bağlantı anlamında, ki dijital çağ buna çok
olanak sağladı. Yani artık Arjantin'le bağlantı kurabiliyoruz bilmem ne. Bir anda eylemler yayılıyor. Yasemin, bitti sevgili mi? Yasemin. Bitti ama toparlaman için biraz sana şey yapıyorum. Ya ama ben çok fazla not almıştım. Ya önce kendi içimize bakmadan ilerleyemeyeceğimizi düşünüyorum. İttifaklarda da başarısız olacağımızı. Aslında çok fazla bizim üzerimizde yük var. Kendi yarattığımız kavramları ve yöntemleri kullanma mekanizmalarını dahi oluşturacak kadar kendimize dair zaman ayırmadığımızı düşünüyorum. Ve o kadar hiyerarşik bir şekilde kurumsal olarak yapılar haline dönüştük ki projelerden dolayı. Bu sürdürülebilirlik için hani kaynağımız olmadığı için şart olsa da yani ben hocam biz birbirimizi eleştiremez hale geldik. Feminizmin temelini yitirdik. Yani kimse yüksek sesle birbirini eleştiremez, birbirinin yaptığı işe, bakış açısına ses çıkaramaz hale geldik. Kırılganlıklar, ayrışma olmasın diye. Aslında dolayısıyla gerçekte olmayan sahte bir ittifak kurduğunuzda küçük bir tartışmada patlıyor. Özellikle LGBT'ler ve feministler arasında çok öfkeli tartışmalar oluyor. Gerçek ittifak kurmaya vakit ayıramadığımız için. Yani bizim iş yükümüzün temelde bizim hareket olarak dönüp kendi stratejimizi belirlememize ayırmamız gereken zamanı elimizden aldığını ve bunun pek çok gündelik hayattaki örgütlenme biçimimizi yansımasıyla beraber işte dediğim gibi proje yapma, sivil alanın daralması, COVID sırasında tamamen şeye yüklenme, dijital alana yüklenme, Türkiye'deki kutuplaştırıcı ve korku siyasetinin bizim aramıza çok sirayet etmiş olması ve bunu görmüyor olmamız kendi aramızdaki ilişkilerde. Yani bakıyorum bugün feminizmin geldiği noktada feministlerin birbirini ifşa ettiği bir feminizme sahibiz. Yani hani bunun feminist bir yöntem olamayacağı açık olduğu halde başka yöntem arama yolu dahi seçmiyoruz. Ve bu çatışma muhakkak ki büyük zararlar verecektir. İttifakların birincil koşulunun dolayısıyla önce kendimize bakma olduğunu düşünüyorum. Mesela ben sizinle yapılan söyleşinin böyle bir vesile olduğunu düşünüyorum. Beraber düşünme. Ama şunu sağlamıyor gün sonunda. Biz sizinle beraber çok güzel söyleşiyoruz. Kafamız aydınlanıyor. Hayır, gündelik hayatımızdaki hiçbir pratiğimiz değişmiyor. Çünkü biz oturup konferanslar düzenlemeliyiz. Yani çalıştaylar düzenlemeliyiz. Biz nasıl örgütleneceğiz? Biz nasıl strateji belirleyeceğiz? Yapını sağlam kurmadığın zaman dünyanın en iyi işini de yapsan gün sonunda kar zarar hesabı yapmadığından iflas eden bir şirkete dönüşürsün diye düşünüyorum. Çok özür dilerim. Ben çok konuşurum. Bir de çok not aldım. İkisi bir araya geçince fazla oldu. Yok, dinleyicilerden de sizden de özür dilerim. Yok, seni çok iyi anlıyoruz Yasemin. Öylesine bir konu çünkü bu gerçekten de. Ama süremiz böyle yapacak. Evet, haklısınız canım. Üçer dakikadan fazla süre verseniz oturum bitmez. Tamamdır. Şimdi o zaman aramızda KESK Genel Başkanı, Eş Başkanı Aysun Gezen var. Ve DİSK Birleşik Metal İş Sendikası'ndan da Nurhan Gülenç var. İsmi doğru okudum zannediyorum, özür dilerim kendisi. Evet, Nurhan Gülenç var. Onlardan da özellikle kadın hareketleriyle emek hareketleri arasındaki ittifak başlığı üzerinden bir katkı almak istiyoruz. İsterseniz önce Aysun Gezen'e bağlanalım. Burada kendisi zannediyorum. Evet, merhabalar. Merhaba, buyurun. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Gerçekten birlikte tartışmak son derece önemli. Ben hemen hızlıca konuya gireyim. Gerçekten belirli programlar, ilkeler, pratik sorunlar üzerinden etrafında birleşilebilecek ittifaklar son derece önemli. Bu tarz bir hareket herkese hem kendi gündemini takip ederek, kendi söylemiyle, farklılıklarıyla bu programa, bu mücadeleye katılma şansı da veriyor. Bu anlamda gerçekten çok değerli. KESK aslında kurulduğu andan itibaren zaten yükselen bir feminist mücadelenin aktivistlerinin içinde yer aldığı bir konfederasyon olarak kurulduğu andan itibaren gerçekten kadın mücadelesine son derece önem vermiş. İlk kadın kurultayını kurulduktan 2-3 sene sonra 98 yılında yapmış. Burada işlediği başlıklar çalışma yaşamı, istihdam rejimi, esnek güvencesiz çalışmanın dayatılması, özelleştirmeler, aynı zamanda
militarizm ve savaş politikaları ve bunun kadınlara etkisi ve siyasal İslam. Yani aslında bugün karşı karşıya olduğumuz rejimin erken izlerine karşı çok erken bir tartışma süreci geçirmiş. Bununla birlikte 2000'li yıllarda devam etmiş. İlk başlarda kadın komisyonları varken arkasından yavaş yavaş kadın sekreterlikleri ve kadın meclisi oluşmuş. Ve şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları için kadınların kendi sorunlarını konuşabileceği ve bununla ilgili politika önerileri geliştirebileceği ayrı şeyleri var, meclisleri var. Kadınların kendisinin özne olduğu. Dolayısıyla biz aslında kadın mücadelesine, feminist mücadeleye bir bütün olarak bakıyoruz. Yani sadece ücretli emek alanının meselesi olarak görmüyoruz bunu. Çünkü yeniden üretim emeği de aynı zamanda kapitalist sistemin sürekli yeniden üretilmesi için çok kritik bir yer tutuyor. İstihdam rejimini şöyle özetlemek kısa bir cümleyle belki mümkün. İş aile yaşamının uzlaştırılması diye çok sık karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Burada kadınların hem ucuz iş gücü olarak kullanılacağı, hem yedek iş gücü ordusu olarak tutulacağı, hem de aynı zamanda bakım yükünü, bakım maliyetlerini hem devlet hem de sermaye için sıfırlayarak, bütün maliyetten kaçınarak bunun kadınların sırtına yıkılacağı bir istihdam rejimi aslında adım adım inşa ediliyor. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Biz de hep mücadelemizi bu alanda sürdürmeye çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla sürdürmeye çalışıyoruz. Ve yine kadınların bir meta olarak görülmesi, kadınların sahip olunan, olunacak ya da ehlileştirilecek bir şey olarak görülmesi, bu anlamda onlar üzerinde kurulan her türlü tahakküm de bu sistemin yeniden üretilmesi açısından çok kritik. Yani aslında kadın mücadelesiyle emek mücadelesini birbirinden hiçbir koşulda ayıramayız. Dolayısıyla bizim bütün mücadelemiz bu bakış açısıyla sürüyor. Bulunduğumuz her yerde kadın platformlarının aktif bir bileşeniyiz. Önemli ölçüde de örgütlülüğümüz yaygın olduğu için birçok noktada harekete geçirme noktasında bize gerçekten önemli bir sorumluluk düşüyor. Bunun yanı sıra kurulan tüm platformlarda da elimizden geldiğince aktif yer almaya, işin emek boyutuyla ve emek boyutunu da bütünsel olarak işlemeye çalışıyoruz. Çok hızlı bir şekilde böyle aktarabilirim. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz zamanı iyi kullandığınız için. Ben hemen sözü... DİSK Birleşik Metal İş Sendikası'ndan Nuran Gülenç'e veriyorum. Merhabalar herkese. Ya ben aslında bu programa katılmayı düşünüyordum ama bugün çalışırken unutmuşum. Az dinleneyim diye uzandığımda Hülya'nın beni uyarmasıyla katıldığımı söyleyebilirim. Konuşmacı olarak değil, dinleyici olarak katılmayı düşünüyordum. Ama gelmişken hani işçi sendikalarından da bir iki şey söylemek isterim. Aysun'un söylediği yolun biz belki de işçi sendikaları olarak söylüyorum bunu. Daha çok başlarındayız diye düşünüyorum. Onlar KES sendikaları bu anlamda işçi sendikalarına göre kat kat yol kat etmiş durumdalar. Bu güzel bir şey bizim için ama en azından başlıyor olmak işçi sendikaları içerisinde de ya da adımını atmaya zorlamak bulunduğumuz yapıları bizim için önemli bir şey. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hani madem dost meclisindeyiz, kadın mücadelesiyle emek mücadelesi birbirinden o kadar ayrılmaz diyoruz ama bence feminist hareketin biraz işçi mücadelesine, memurları ayırıyorum biraz. Yani keskin durumunu ayırıyorum ama sendikalarda bugün imalat sanayinde örgütlü olan alanda verilen mücadeleyi, bizim sendikalarda verdiğimiz mücadeleye nasıl söyleyeyim? Küçümsemek mi diyeyim, başka bir şey mi diyeyim? Çok görülmüyor yani, nasıl diyeyim, destek bulamadığımızı söylemek isterim. Çünkü karma örgütlerde biz çalışıyoruz ve de çok zorlu bir mücadele veriyoruz bu erkek egemen alanlarda. Ama o verilen mücadelelerin feminist harekete ne kadar dokunuyor ya da onlar bize ne kadar dokunuyor, ne kadar görüyoruz bunları. Ben bu anlamda ciddi şekilde şüphelerim var bu meseleyle ilgili. Halbuki
birçok araştırma yapsanız, yani biz kadın eğitimleri veriyoruz, toplumsal cinsiyet eğitimlerine başladık 2 senedir, sendika üzerinden veriyoruz bunları. İşte ne bileyim, iş sağlığı, iş güvenliği alanında kimi çalışmaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ama bunlar hani bizim en çok besleneceğimiz, katkı alacağımız alanlar aslında feminist hareket olması lazım. Çünkü bu alanların dönüşmesi gerekiyor. Çok zorlu bir alandayız, yani gerçekten zorlu bir alandayız. Hani bunu kelimeyle de anlatmıyorum, 22 yılını sendikalarda geçirmiş bir insanım ben. Hep de erkek egemen sendikalarda geçirdim. Yani petrol iş gibi, deri iş gibi, işte bugün Birleşik Metal iş gibi bir sendikada çalışıyorum. Burada küçücük bir kazanımın elbette ki feminist hareket çok daha ileride. İşte yani ya da ne bileyim KESK çok daha ileride. Ya da Tabipler Odası ya da meslek örgütleri bizim üzerimizden biraz daha ileridedir ama o kadar zorlu bir alanda mücadele ediyoruz ki çok ciddi ve bu alanın cidden dönüşme ihtiyacı var. Bu dönüşümü de işte bizler burada uzman olarak çalışan kadroların sadece kişisel mücadelesiyle olacak bir şey de değil. Etrafımızın örülmesi gerekiyor. Ve gözlerin biraz döndürülmesi, burada küçücük olan olumlu gelişmelerin desteklenmesi, büyütülmesi ve örnek haline getirilmesi gerekiyor. Demek istediğim, en başta söylediğim şey buydu benim. Hani görünmüyor diye söylediğim şey. Çünkü artık o kadar kadın meselelerinin şeyi, handikapını yaşıyoruz biz. Yaptığımız çalışmalar gerçekten vitrin olarak mı yapılıyor sendikalarda? Böyle bir eğilim de var. Ama gerçekten ne kadar dönüştürüyoruz biz kadın işçileri sendikamızda diye. Bu handikap arasından bizim kurtulabilmemiz için bugün küçücük atılan adımların bile sahiplenilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bu konuda bir boşluk var. Orada yalnız hissediyoruz kendimizi, söyleyebilirim. Kadın arkadaşların ciddi bir işçi potansiyeli var ve ciddi bir şekilde dönüşmek istiyorlar. Bu bir gerçek. Ve de artık eski işçi dediğimiz o klasik evinde çocuğunu büyütüp bilmem ne yapmak isteyen işçi tipi de yok. Bakın ben %20'si şu anda boşanmış, kendi başına özgür ayakta durma, yaptığımız çalışmalar gösteriyor buna. Üyelerimizin %20'si, 25'ine yakın kadınlar, kendi başlarına ayakta durmaya çalışan kadın işçiler bunlar. Bunların hepsi kendi doğrularıyla birlikte bir varlık mücadelesi veriyorlar. Sendikalarda var olmaya çalışıyorlar. İşte biz de bir komisyon kurduk, kadın komisyonu kurduk ve orada bu insanlar artık şey diye değil, yani eskiden şöyle bir algı vardı, temsilci yapıyoruz, evleniyor, çocuk sahibi oluyor ve bırakıp gidiyor. Artık öyle işçiler yok. Yani temsilci de olsa orada kalmak istiyor ve peki, orada hayatını toparlayabilir miyiz? Hayatını orada sürdürmek isteyen kadın işçiler var ve örgütsüz bir alan. Ama sendikal örgütlülük çok önemli hakların geliştirilmesinde. Hatta feministlerin sendikalara müdahale edip oraları kadınların haklarını geliştirmek için de çok önemli bir alan. Onun için ne bileyim yani bu bağ ittifaklar konuşuluyor. Konuyu da az çok biliyorum, ne konuşulacağını almıştım bilgisini. İttifaklar dediğimiz yerde bu bağların sanırım biraz daha güçlenmesi gerekir diye düşünüyorum diyeyim. Yani dediğimiz gibi çok konuşabilirim ama bu kadar da yetersiz sanırım. En önemli derdimi anlattığımı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Vurgularınıza da çok katıldığımızı da ifade edelim gerçekten. Sağ olun. Şimdi de Kürt kadın hareketinin özellikle Türkiye bağlamında kadın hareketleriyle ittifakları meselesi üzerinden Hacer Özdemir arkadaşımız Eşik'ten ona söz vermek istiyoruz. Hacer'cim. Merhaba. Deniz Hoca'yı geçen sefer de dinlemiştim. Yakından da takip ediyorum. Düşünceleri, görüşleri gerçekten ufuk açıcı ve moral motivasyon olarak da iyi geldi. Onu söyleyeyim başta. Yasemin dediği not tutma, bizde not tutma gibi bir şansımız yok. Çünkü bizim notlarımız genelde iddianame olarak karşımıza geldiği için not tutamıyoruz. Öyle bir şanssızlığımız var. O açıdan ben de biraz yani kısa bu zaman zarfında Kürt Kadın Hareketi'nin ittifak bakış açı ya da yaklaşımı birkaç belirlemeyle vurgu yapmak istiyorum. Şimdi kadın meseleleri, kadın yaklaşımımız aslında Kürt Kadın Hareketi belli bir boyut, belli bir çalışma da yürüttü. Bu konuda özel ve özgün örgütlemeyi her zaman esas aldık. Ve bunun üzerine bir çalışma mücadelemizi sürdürüyoruz. Kadın toplumun aslında ilk sömürgesidir diyebiliriz. Ve kadın meselesi de yani sınıfların, uluslar meselesinin temel meselesi olduğunu düşüncesindeyiz. Kadınlar olarak, kadın hareketi olarak da şöyle bakıyoruz.
Aslında kadın özgürlüğünün, toplumsal özgürlüğünün temel önceliği olarak ele almaktayız ve alıyoruz da. Kadın özgürleşmesi desturunun da esas alan bir hareketiz. Yani öyle de bakıyoruz. Şimdi ittifaklara ya da işte kadın meselelerine nasıl bakıyoruz? Aslında kadın özgürleştikçe kadının zihniyeti, yönetim biçimi, sistemsel hani yaklaşıma hakim olduğu itibariyle toplumlarda ve bu sistemde uluslarda da sınıflarda da sömürünün olmayacağı ve özgür ve demokratik bir toplumun gelişeceği konusunda bir ortak görüşümüz de var bu konuda. Şimdi ittifaklara bakış açımız şöyle: milliyetçilik, dincilik ve cinsiyetçi nüveleri taşımayan tüm kadın hareketleri ve demokratik ilişki ve yani ilişkide oluyoruz ve bu konuda ittifaklar da geliştiriyoruz ve bu konuda ittifaklara da açığız da diyebilirim. Yıllardır aslında ülkede ve dünyanın her yerinde buna yönelik belli çalışmalarla ve mücadelelerimiz de gelişti. Başta şunu söyleyebilirim, Kürt siyasal hareketlerinin bütün iç sorun ve çelişkilerine rağmen biz bu konuda ısrarcı da olduk. Kürt kadın hareketi çevrelerinde bir ortak platform, inisiyatif, hareket, konferans gibi öncülük ettiğimiz birçok çalışmalar da oldu. Bu konuda epey yol aldığımızı da düşünüyorum. Yani iyi bir ortaklaşmayı da yakaladık. Yine aynı şekilde Türkiye'deki tüm demokratik kadın kurumları ve çevrelerde bu temelde ilişki ve ittifak çalışmalarımız da devam etmektedir. Ayrıca uluslararası düzeyde de birçok kadın hareketi ve platformlarla ilişki ve ittifak dayanışmalarımız mevcuttur, devam ediyor. Tam bakmadım sanırım, hala biraz zamanım var. Şu, ya biz aslında yerel yönetimlerde ve mecliste bu konuda önemli çalışmaların başardığımızı konusunda birkaç vurgu yapmak istiyorum. Yerel yönetimlerde mesela eş başkan olarak sadece işte bir kadın bir erkeğin seçilmiş gibi bakılıyor. Ama biz öyle bakmıyoruz. Özellikle ittifaklar konusunda epey bir olumlu şey gelişti, sistemsel olarak geliştirdiğimiz kanısındayım. Örneğin Sünni olan bir ilde Alevi bir kadının eş başkan konulması ve bunun için mücadele verilmesi, yine Arap bir kadının getirip eş başkan konulup ve bunun için mücadele vermek, hem erkeklerle mücadele vermek ve aynı zamanda bu toplumda da belli bir değişim dönüşüm konusunda epey nasıl diyeyim, mücadele verdik, öyle kolay olmadı. Aslında bu mücadelelerle yani kısmi değişim dönüşüm de oldu. Bu toplumların birbirini tanıma, birbirlerine bakış açığı, birbirini ötekileştirmeden birlikte nasıl yaşayabilme konusunda da. Ama maalesef bu kayyumlarla biliyorsunuz kadın kazanımların çoğu elimizden gitti. Yine mecliste yani hem farklı yani kadınların sesi olmaya çalışma, ortak bir çalışma, mücadele verme konusunda, bu konuda parti içerisinde de var olan Kürt kadınlarınla mücadelesiyle daha çok geliştiğini vurgulamak isterim. O açıdan yani Deniz Hoca'nın dediği hani platformlar, ortak çalışma, mücadele nasıl yürüyor? Ben 21. yüzyıl kadın yüzyılı olma konusunda sloganvari değil, daha değişim dönüşüm bu konuda umutluyum, daha farklı olacağını. Nasıl aslında bu konuda yani kadın mücadelesi kelebek etkisi gibi belli konularda belirleyici de oldu. Örneğin Şili'den Rojava'ya, Rojava'dan işte diyelim ki Arjantin'e, Arjantin'den Şengal'a. Aslında Orta Doğu da değişip dönüşüp ve bu mücadelenin, bu ittifaktır, bu mücadele içerisinde de ben Kürt Kadın Hareketi de rolünü oynadığını, çok gelişkin, çok bir mücadele seyri geliştirip, değiştirip dönüştürdük mü? Vallahi mesela geçen Alev Hoca'nın sunumundaydı sanırım, işte sorunları aktarırken kadın, feminizm ve benzeri, kuşak çatışması ve benzeri denildi.
Biz de onu yaşayamadık. Niye? Çünkü gelişen, yetişen, mücadele veren kadınların çoğu ya cezaevine girdi ya yurt dışına ya da yani gitmek zorunda kaldı. Onun için dönem dönem mücadelemiz böyle kesintiye uğruyor ama ona rağmen belli bir aşama ortaklaşma eşik de bunlardan bir tanesidir. Kadın koalisyonu ve benzeri ortak çalışma mücadele. Ben bu konuda farklılıklarımızla, kesişim noktalarımızla daha ortak bir mücadele yürütebiliriz. Bu konuda umutsuz değilim. Kadınlar değişecek konusunda umutluyum. Teşekkür ederim. Umarım süremi aşmadım. Aştın ama olsun Hacer'cim. Çok güzel şeyler söyledin. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten de Türkiye'de Kürt Kadın Hareketi hem ittifak konusunda hem de kendi içindeki aslında senin söylediğin handikaplara rağmen sürekliliği de sağlama konusunda hiç de yabana atılır bir şey, deneyim yaşamıyor bence. Şimdi de bunu böylece not düştükten sonra bir de İslami feminizm ya da muhafazakar feminizm, yani bu biliyorsunuz karamsallaştırma hep tartışılıyor. Aramızda arkadaşımız, eşik gönüllüsü arkadaşımız Berin Sönmez var. Berin, bağlanabilecek misin? Sana da şöyle bir şey yöneltmek istiyorum. Evet, buradayım Can. Harika, tamamdır. Şimdi sana da şöyle bir yerden soruyu yönelteceğim izninle. Bütün bu işte tam tanımlayamadığım İslami feminizm, Müslüman feminizm ve benzeri tanımlamalar çerçevesinde muhafazakar feminizm gibi bu kadın hareketleriyle ortak ittifaklar, ortak hareket etme konusunda da aslında hiç de fena bir şeyimiz yok. Eşik'te de böyle olduğunu hep beraber görüyoruz. Sicilimiz yok yani. Şimdi bir de şeyi hatırlatalım. Hülya Gülbahar hatırlatmış onu. 2015'te gerçekten de Adil Gür'ün araştırmasında bir şey vardı. Türkiye'de kadınların %96'sı kadın hareketine, kadın örgütlerine güveniyor diye çıkmıştı. Şimdi sana tam da buradan sormak istiyorum. Esasen bu ittifakları kurabilme becerimiz bizim, bu güvenin önemli nedenlerinden biri midir? Ve bu güç birliğini artırma konusunda başka neler yapabiliriz? Söz sende. Evet, umarım cevaplayabilirim. Benim zihnimde tasarladığım mini sunum diyeyim. Bu soruya da çok örtüşmüyor aslında sevgilim. Oraya da girmeye çalışayım. Tamam. Öncelikle ben İslami feminizm kavramını kullanmayı seçiyorum. Muhafazakar feministler bana çok doğru bir ifade, çok doğru bir kavramsallaştırma olarak gelmiyor. Yani kültürel muhafazakarlık ya da hayat tarzında mütedeyyin yaşamak aynı zamanda politik muhafazakar olmak anlamına gelmiyor. Hiçbir feminist, İslami feminist de kendisini muhafazakar olarak tanımlamıyor. Böyle bir durum var ortada. İslam'ın içinden bakarken feminist yöntemlerle aslında İslam'a cevap ürettiğimiz için, yani din otoritelerinin yorumlarına cevap ürettiğimiz için İslami feminizm demek ve bu çerçevede de diğer feminist hareketlerle, feminist yaklaşımlarla ortaklaşmak mümkün oluyor. Şöyle bir durum var aslında. Türkiye'de kadın hareketi içerisinde ittifakların imkanları ve zorlukları konusunda düşündüğümüz zaman İslami feministler burada nerede duruyor, neler yapıyor, nasıl bir eklemlenme deneyimine sahipler? Buraya bakmak lazım diye düşünüyorum. Biz de 90'lardan itibaren İslami feministler ya da Müslüman kadın hakları savunucuları Türkiye'de kadın hareketiyle, ana akım kadın hareketiyle eklemlenmeye çalışırken dünyada da benzer şekilde işte antikolonyal feminizmin yükseldiğini biliyoruz. Yani bir ana akım karşısında yan dallarla farklı kadın kimliklerinin ortaya çıktığını, bu farklı kadın kimliklerinin farklılıklarıyla birlikte feminist politika üretme potansiyeline sahip olduğunu ana akım feministlere kabul ettirmek için mücadele ettiğini söylemek mümkün. Burada Kürt Kadın Hareketi aynı şekilde zorlukları
Müslüman feministlerle beraber yaşadılar. Ama bu zorluklar Kürt kadın hareketi içinde, Müslüman feministler içinde hala devam etmekte olsa da çeşitli baskılar karşısında kuvvetlikle ortaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ülkede çok güçlü bir otoriterleşme eğilimi içerisinde, kadın karşıtı söylemlerin yükseldiği bir ortamda kimliklerimiz ne olursa olsun, bu kimliklerimizi yok saymadan, farklılıklarımızı önemsiz görüp göstermeden birlikte hareket edebiliriz. Bu zorlu şartlar bizi bir araya getirmeyi kolaylaştıracak imkanlar gibi görünüyor. Ama bu arada şöyle de bir sorun var. İslami feministler için özellikle, hani Türkiye'de her zaman sevilen bir tanımlama olarak çoğunluğu Müslüman bir ülke denir ya. Bu çoğunluğun Müslüman olduğu ülkede, çoğunluğun düşüncesinin ve hayat tarzının iktidar olduğu bir ortamda İslami feministler çoğu zaman iki taraflı mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir kere öncelikle iktidarın payandası olmakla suçlanıyorlar. Sırf dindar kimlik sebebiyle dindar söylemi yükselten iktidarın payandası olmakla suçlanırken aynı zamanda da ülkenin dindar kesimi tarafından İslam'ın içinden gelen eleştirilerle mücadele etmek zorundalar. İslam'ın içinden gelen eleştiriler, her dindar insan bilir ki inancı ile sınanmak zordur. İnandığı bir şeye karşı duruyor olmak zordur. Ama işte bu inanca karşı sınanma durumu ve beraberinde iktidarın payandası olma haksız suçlaması karşısında İslami feministler nasıl duracaklarını, kimlerle ne kadar nasıl ittifak edebileceklerini hakikaten kendi içlerinde çok tartışıyorlar. Bu kendi içimizde tartışma durumunu aşarak Eşik Platform'da yer almak kolay değildi, ama bu Eşik Platform içerisinde yer alırken bunun bize yaratacağı imkanları da biliyoruz. Nedir bu yaratacağı imkanlar? Aslında seküler feminist arkadaşlarımızla, dindar feministler olarak bizler bir araya geldiğimizde hem iktidara karşı hem din otoritelerine, yani siyasi otoriteye ve dini otoriteye birbirimizden beslenerek cevap verebiliriz. Bu noktada ülkedeki iktidar dini söylemi yükselttiği ölçüde seküler feminist arkadaşlarımızın bize kulak vermesi, bizi daha çok dinlemesi ve bizim ürettiğimiz cevaplardan kadın hareketinin daha çok faydalanması gibi imkanlar var önümüzde. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Senin soruna gelince, nasıl biz bir araya geldik ve bu noktada ne şekilde ortak hareket edebiliriz? Daha nasıl yükseltebiliriz ortak hareket etmeyi? Öz eleştiri ve eleştiriye açık olmak. Yani herkes kendisi adına bir öz eleştiri yapmak durumunda. Eşikte bir araya gelenler bunu çoğunlukla yapmış olanlar, ama yine de bu öz eleştiri kısmını atlamamak lazım. Ve en başta ilk konuşan Yasemin'in söylediği bir söze de dikkat çekmek istiyorum. Bugün ülkemizde kadın hareketleri içerisinde yer alan örgütler, genel olarak feministler arasında bir eleştirilemezlik durumu var. Bunu aşmak zorundayız. Bu eleştirilere İslami feministlerin seküler feministler tarafından itilmekle itham edildiklerini biliyoruz. Yani pardon, İslami feministler kendilerinin seküler feministler tarafından itildiği düşüncesine sahipler. 90'lardan itibaren gelen bir düşünce bu. Günümüz için çok geçerli ve gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ama bu algıya sahip olan pek çok insan var. Ve kucaklayıcı olmak için feminist örgütlerin eleştiriye açık olması, bu noktada İslami feministlerin de eleştirilerine
açık olması ve samimi cevaplar üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat şurası bir gerçek ki hiçbir şekilde birbirimizden ayrı olarak özgür olamayız. Yani eşitlik mücadelesinde her birimiz hiç kimseyi dışarıda bırakmaksızın birbirimizi kucaklamak zorundayız. Bunun farkındayız ve imkanlarını geliştirmeliyiz diye bitireyim sözümü. Çok teşekkürler Berin'cim. Sorumuza da cevap verdin böylelikle. Şimdi Deniz Hocam, ben hiç şey yapmadan elbette sizin koyduğunuz perspektif uluslararası ve Türkiye bağlamında biraz daha farklı kategorileri de içeriyordu, ittifaklar ve bunların riskleriyle olumlu imkanları anlamında, ama Türkiye'de de böyle spesifik bazı başlıklar üzerinden, yoksa sonsuz bir başlık şeyimiz var tabii. Kuşaklardan tutalım da işte ekoloji hareketine kadar gider bu ittifaklar. Faklar meselesinde pek çok şeyimiz var, başlığımız. Ama bu zaman zarfında biz de böyle bir konuşmacılarımızın katkısıyla böyle bir şey açalım dedik. Buradan siz nasıl devam edersiniz? Ondan sonra soruları size iletmeye başlayacağız. Şimdi ben çok not aldım, çok yararlandım. Çok teşekkür ediyorum. Herkes çok ilginç katkılarda bulundu gerçekten. Şimdi benim buna kendi cevabımı vermemi mi istersiniz? Dinlediklerimden, yoksa soru, yani nasıl devam edelim? Benim kendime göre bir takım düşüncelerim var. Biz onları merak ediyoruz. Şimdi benim temel düşüncem şu. Ortaya konan kategoriler, tabii işçi hareketleri ve sendikalar dışında, kimlik kategorilerin politik kategoriler olmadığını düşünüyorum. Nitekim son konuşmacımız Berin Sönmez bunu söyledi. İki şey altındayız. Bir takım kadınları iktidar payandası zannediyorlar. Diğerleri ise özgürlükçü bir söylem şey ederken şimşekleri çekiyorlar. Yani ne İsa'ya ne Musa'ya. Bu ne demek? Bu demek ki bu kimliğin içinde çeşitli politik yönelimler var. Ben burada kimlik, yani identity yerine ikamlı olarak political orientation veya siyasi yönelim. Benim için seküler, Kürt, İslami politik kategoriler değil. Bunlar siyasi kategoriler değil. Bu kimlik kategorilerinin içinde birbiriyle hiçbir şekilde bağdaşmayacak dünya görüşleri var. Bu kadar basit. Yani evet, bir takım kadınlar gerçekten iktidarın payandası. Kadınlara işte sabredin, para da alıyorlar bu iş için, Maraşlı falan gibi tipler. Yani bu bir gerçek. Dolayısıyla böyle bir kesim kadın var. Bir politik hareketin parçası onlar. Tabii ki dindar şeyleri kullanarak, yani dini şeyleri kullanarak özgürleştirici bir söylem yakalamaya çalışanların politik yönelimi tamamen farklı. Niçin bu insanları aynı şeyin altına sokuyoruz? Aynı şekilde Kürt hareketinin içinde de bir sürü fraksiyon var. Bir kısmı son derece ataerkil, hatta yani şeye baktığımız zaman, Irak'a falan baktığımız zaman ataerkilin ötesinde feodal bir yapıyı savunan insanlar, tamam mı? Dolayısıyla Kürt hareketinin içinde de feminizme çok açık, şeyi yani kapsayıcı, sadece yani etnik farklılıkları da aşan bir tandans var. Bir de tamamen bunun karşıtı bir tandans var. Seküler ne demek? Artık seküler öyle bir şey ki, yani şey ambarına döndü. Yani hani kimi sokacağız seküler terimi altında? Seküler deyince dindar olmayan mı? Hayır. Son derece kendi hayatında dindar olan ve hatta muhafazakar olan insanlar tanıyorum. Çok milliyetçi olanları da fevkalade ırkçı. Bunların feministlerle ne gibi ilgisi olabilir vesaire. Yani kategorilerin kullanışlı olması için bunların aksiyona yönelik operasyonalize edilebilir bir anlamı olması lazım. Benim için. Evet. Dolayısıyla benim için, yani siyasi olarak düşünüyorum.
ittifakları da düşününce, hayır efendim, seküler dediğimiz ne idüğü belirsiz bir kategoriyle, İslami dediğimiz yine ne idüğü, benim için ne idüğü belirsiz diğer kategorinin bir diyaloğa girmesi söz konusu değil. Buradaki insanların dayanışma politikaları yaratmak için hangi platformda durduklarını anlamaları. Şimdi nüans farkları olabilir. Kullanılan kaynaklar, kullanılan sözler, söylemler farklı olabilir. Fakat benim için önemli olan şu. Ben Berlin Sönmez'in yazılarını okuduğumda hiçbir fark göremiyorum. Yani kendi düşünce hani. Demek ki siyasi, hakikaten öyle. Okuyorum. Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Güzel. Şimdi burada bu yaftaya ne gerek var diyorum ben. Yani bizim artık yaratıcı olup kimlik kategorilerin, içi boş çünkü bu kimlik kategorileri siyasi olarak, hatta çelişkili, birbiriyle hiç bağdaşmayacak sübjektiviteler, kafa yapıları falan var bunun içinde. Tamam mı? Ayıklamamız lazım. Bunu ayıkladığımız zaman bu kategori çöküyor zaten. Deniz Hocam, burada hemen şöyle bir şey size sorsam. Diyelim ki İstanbul Sözleşmesi bağlamında işte bütün bu her ne kadar tırnak içi kimlik bazlı bile olsa yan yana gelmemiz esasen çok önemli. Stratejik çok olarak. Söylediğin... Şimdi stratejik iki şeyi birbirinden ayırıyorum. Tamam evet. mı? Stratejik kimlikler diye bir kavram var. Tabii. Tamam mı? Şimdi stratejik olarak bir erkek işçiye ele alalım. Ne zaman emekçi çıkarlarını, ne zaman erkek toplumsal cinsiyet çıkarlarını ortaya çıkarır, bu değişir. Yani bir Fenerbahçeli günde 24 saat Fenerbahçeli değildir. Evet. Sahaya çıkıp formayı takıp eşarbıyla bağırmaya başladığında Fenerbahçelidir. Yani çok kaba bir örnek verdim, kusura bakmayın ama. Yani kimlikler de böyle bir şey. Yani kimlikler aslında stratejik olarak kullanışlı olabilir. Hayır, o anda o adam Fenerbahçeli. Ve o süre içinde başka hiçbir şey değil. O bastırıyor. Dolayısıyla o sahaya çıktığında o adam zengin değil, fakir değil, şu değil, bu değil, Fenerbahçeli. Evet. Şimdi senin bahsettiğin bir aradalıklar stratejik kimlikler. Bir de bilişsel olarak, teorik olarak, yani Yasemin'in dediği biz kaçmaktan kovalamaya vaktimiz yok. İçini doldurum, yani gerçekten düşünsel olarak strateji kurmaya başladığımızda bu kategorilerin kofluğu da ortaya çıkıyor bir yerde. Sadece heterojen oldukları için değil. Sadece heterojen oldukları için değil. Aralarında bağdaşmayacak çelişkiler olduğu için. Bugün Kuzey Irak'taki Kürt hareketine baktığım zaman herhalde Hacer'in kurdeşen dökebileceği bir dünya görüşü içinde bir takım adamların olduğunu görüyoruz. Yani belirli bir dinastinin, bir ailenin egemenliğini savunan vesaire bir yer orası. E şimdi bu adamların bir Kürt kimliği olduğu için politik olarak biz bir hemşehrilik mi iddia edeceğiz yani? Böyle bir şey yok. Nitekim Türkiye'deki hareket karşı vesaire vesaire. Yani birazcık eğilip içine baktığımızda bu laf aramızda LGBT için doğru değil. Çünkü enteresan bir şekilde her ne kadar cinsel yönelimler ve kimliklerin politik yönelimlerle, hep söylüyorum bunu, hiçbir ilişkisi olmasa da Türkiye'de bu hareketler baştan beri feminist ve özgürlükçü oldu. Ama bu bütün dünyada öyle değil. Yani Hollanda vesaire gibi yerlerde göçmen karşıtı, ırkçı vesaire LGBT fertler ve gruplar var. Dolayısıyla yine yani kimlik kategorisi olarak, politik olarak daha tutarlı olan belki LGBT, fakat diğerlerini ben
şey olarak tatmin etmiyor beni, entelektüel olarak tatmin olmuyorum. Bu yan yana çıkılamayacak, yürünemeyecek vesaire anlamına gelmez. Ama kendi aramızda analizler yaparken bir noktada KOF kategorilerle çalıştığımızı itiraf etmek zorundayız. Bu yani. Ben çünkü çok bakıyorum benim mütedeyyin diyebileceğimiz çevreden çok öğrencim oldu Londra'da. Genç öğrencilerim oldu. Fikir yapısı olarak, rejim tercihleri olarak, dünya görüşü olarak tamamen bağrıma basacağım insanlar. Öyle diye niye farklı bir yaftalama yapılsın? Bu ama nereden çıkıyor? Orada da benim bu firmalaşma meselesine dönmem lazım. Tekrar. Evet. Orada bu ana akım kadın hareketleri dedik ya, tabii ki bu hareketlerin hem geçmişi var hem de kültürel sermayeleri var. Dil var, uluslararası toplantılara girme çıkma, rapor nasıl yazılır, nasıl çizilir vesaire. Tabii fonlanma vesaire açısından da şanslı bir konudalar. Dolayısıyla bu oturmuş, bunun sekülerlikle falan ilgisi olduğunu sanmıyorum. Burada bir noktadan sonra bir çıkar meselesi ve kaynak paylaşım meselesi giriyor işin içine. Maalesef yani bunları açıkça görmek ve söylemek lazım. Yalan üzerine diyalog kurulmaz. Benim görebildiğim kadarıyla ve okuduğum raporlardan vesaire işin başında, şimdi bu çok değişti tabii. Çünkü arada Harvard'larda, Yale'lerde doktoralar alındı, diller öğrenildi, dünyaya açıldı. Artık yani İslami kesimin böyle bir meselesi olduğunu zannetmiyorum veya çok azaldı. Fakat işin başında böyle bir problem kesinlikle vardı. Ve tabii burada şöyle bir paradoks çıkıyor. Bütün gongolar, bütün paralar iktidar tarafından bazı kadın şeylerine akıyor. Kademdi, şuydu, buydu. Aslında seküler dediğimiz kesimin kaynakları son derece kesilmiş durumda. Yani artık gönüllü çalışma durumundalar neredeyse. Dolayısıyla artık böyle bir güç veya çıkar ilişkisi de söz konusu değil. Yani kamusal kaynak akıtılıyorsa bir yere, hiçbir şekilde feminist harekete akıtılmıyor. Orası kesin. Devlet tarafından hiç değil, bürokrasi tarafından değil. Dolayısıyla şunu şöyle görmek lazım. Yani çok eksenli bir tablo çizim. Bir eksenine maddi çıkarlar, kültürel sermaye vesaire gibi şeyleri koyun. Öbür eksenine kimlikler ve siyasal yönelimler. Onları böldüğünüzde karma karışık bir tablo çıkıyor bakın. Ne Kürt'ü, ne İslamisi, ne seküleri, hiçbiri kalmıyor. Çok daha karışık bir mozaik çıkıyor. LGBT hareketi de bu mozaiğin içinde. O zaman ittifakları bu kategoriler üzerinden değil, bu mozaik karelerinin içinde politik ittifak kurulabilecek fragmanlar üzerinden düşünmek lazım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çok iyi. Hem de anlatıyorsunuz. Buradan devamla o zaman, yani bir tarafta ki geçen toplantıda da bunu vurgulamıştınız, kültürel alana, kültürel kimliklere sıkışmayan bir yerden bir politik strateji önemli. Elverişli değil, elverişli değil. Evet. O kadar. Ama bugün buna ek olarak söylediğiniz nokta çok önemli. Maddi çıkarlar ve kültürel sermayenin bulunduğu bir yerde bütün bunların da aslında birbirine girmiş olabileceğini kültürel kimlikler içinde. Tabii ki. Bunun örneklerini Türkiye'de de yaşıyoruz Deniz Hocam. Kesinlikle her şey birbirine girmiş durumda. Yani kimlikler, evet, şey, sermaye, güç, şu bu. Fakat ne oluyor? Çok ilginç bir durum. Herkes mağdur. Evet. O çok enteresan. Herkes kendini mağdur hissediyor. Bir, evet, şekilde. İlginç. Herkes kendini marjinal hissediyor. Herkes kendini mağdur. Ve herkes kendini çok kırılgan ve zor bir yerde hissediyor.
Ve yalan değil, o da doğru. Üstelik yani. Çok çok özür dileyerek hocam, kendi konuşmamda atlamıştım. Şeye çok katılıyorum LGBT olarak. Biz hareketi kurarken daha şunu biliyorduk. LGBT kimlik politik bir kimlik değil ve bir arada bulunmayı sağlamaz. Yani tamam, sosyalleşmeyi sağlayabilir, beraber hak aramayı sağlayabilir ama bir hareket olmayı sağlamaz. Bravo. Bizim o yüzden baştan bir politik çizgimiz vardı. İşte biz anti-militaristiz, anti-kapitalistiz, işte feministiz, çevreciyiz. Bir çizgi çizdik ve bunun dışındaki LGBT'ler hep dışarıda kaldı ve bizi işte terör örgütlerini savunmaktan bilmem neye her şeyde suçladılar. Ya yani biz yolumuza baktık. Yani buna çok katılıyorum. Kadın olmak da tek başına kimlik olarak hani bir politik çizgide ya yani özcü bir yaklaşımla ele alınabilecek bir konu değil. Bizi buluşturmaz. Yani %100 katılıyorum. Belki aramızda Yasemin'ciğim, umarım senin bu yaklaşımına sahip bir LGBT'yi şeyi vardır Türkiye'de. Çok önemli bir noktaya temas ettim. En azından biz öyleyiz ama ben bu arada bir sürü hani bizim içimizi eleştiren şeyler yazıyorum ya. Hani evet, ben onun LGBT'leri söylemiyorum diye düşünmeyin. Tabii tabii. Mesela tabii, ben Kaos Geleni'nin deneyim olarak LGBT'ler içerisinde nasıl sürükleyici, öncü bir yerde durduğunu ve bu yapıyı bizim kurduğumuzu ve değiştiremediğimizi görüyorum. İnsan en çok kendi deneyim dediğini görüyor. Benimkiler dışa bir eleştiri değil. Ya o zaman şuna bakacağız. Diyeceğiz ki başka türlüsünü yapamadık, yöntem mi bulamadık? Biz mi eksiz yoksa başka türlüsü mümkün mü değil? Ama yüzleşmeyip kabul etmeyip yok en anarşist benim, yok en feminist benim. Kalanları hep yargılayan, kendi hep mağdur olan bir kimlik ki LGBT'ler mağdur edeceğine çok eğilimli. Ha biz hep mağdur oluyoruz şeyini. Ama bu sınıf kurban ve edilgen yapıyor yani aktif ve hayatı dönüştürücü hale geçemiyorsun. Ama buna... Ya bizde 20 yıldır bir iktidar var, hala mağdur. Ve şey çok tutuyor bu yani. Aşırı para ediyor. Kadın hareketinde de mağduriyet çok para ediyor. Herkes mağdur olayı ifşa ediyor. LGBT'ler öyle. Gerçekten öyle. Hani demin yazdıklarınız evet, chatte şey sosyal medya korkusundan ağzımızı açamıyoruz. Bize dadanacaklar diye. Ya bu kadar devletin kurmadığı bir otosansür ve baskı var üzerimizde. Ben girmiyorum artık yani yaşlandım diyorum. Ya kusura bakmayın araya girdim. Yo yo çok çok iyi oldu çünkü benim söylediklerimi teyit eden bir şey. Yani diyorum ki ittifak kurmak için verilmiş ve çok dayanıklı bir takım yaftalar var Türkiye'de. Bu kimlik politikaları o kadar dayanıklı ki yani bunları kırıp parçalarına ayırıp onların arasından siyasi yönelimleri ayıklayıp bir temizlik yapmadan ittifak kurulamaz diyor. Hocam çok özür dilerim. Biz 25 sene önce LGBT hareketi kurarken baktık Hollanda'da falan gettolar çok şey ne derler makbule geçiyor. Biz bir slogan yazdık. Gettoları değil şehrin tamamını istiyoruz. Çünkü liberalizm insanı gettoya da kapatır. Endüstri de yaratır. Ay ne mutlusun cennetinde otur der. O yüzden böyle bir hani çok özür diliyorum. Araya giriyorum hocayla ben da. Tartışmayı kesmek istemiyorum ama çok fazla soru var Deniz Hocam. Bu bölümde ekleyeceğiniz bir şey varsa sizden onu alayım. Daha yok, sonra yani benim, şimdi... benim konuşmacılara tepkilerim bu kadar. Yani. Peki. Peki buradan hemen ben hiç yorumsuz ve herhangi bir şey eklemeden sorulara geçeceğim. Nasıl birkaç tane birden mi vereyim? Epey sorumuz var Deniz Hocam. Şimdi ben birkaç soruyu birden ekliyorum, okuyorum size. Bir Ayşe Akın'dan gelmiş soru. Mevcut ittifakların halkalarının kopmasını sağlayan iradeyi tanımlayabilir misiniz? Bana göre halkaları kıran irade... Hakim politik atmosfer, bunun kırmanın yolu halkı bilinçlendirmek olarak düşünüyorum Sayın Hocam. Vallahi o kadar çok faktör var ki nereden başlayalım? Yani bir kere jeopolitik olarak Türkiye'nin blok değiştirmesi. Yani Avrupa'nın zaten artık 2001-2003 falan tarihlerinde yani uyum sürecinin hala ciddiye alındığı zamandaki etkisi kalmadı. NATO içindeki yeri bile bir ara belirsizleşmiş gibi oldu. Dolayısıyla halkanın bir tanesi jeopolitik.
Yani işin ilginç tarafı şeye de yaklaşamadı Türkiye. İki cami arasında bir namaz derler. Yani İslami bloka da yanaşamadı. Çünkü o blokta birincil aktör olma ve Müslüman kardeşlerinin domine ettiği bir Arap dünyasında birincil aktör olma işi de yaptı. Dolayısıyla önemli bir uluslararası halka koptu ve orada büyük bir boşluk var. Yani yine de uluslararası feministlerin Türkiye ile bir dayanışma olayı falan var ama hiçbir şekilde o zamanın ivmesini yakalayamıyor. Bu birinci halka. Diğer halkalar şeyin içinde, hatırlayın, bu bakan, hatırlayacaksınız. Tabii canım, tecavüze uğrayan kadın tecavüzcüyle evlenmeyip ne yapsın dediğinde basın kıyamet koparmıştı. Senin kızın birisi ırzına geçse onun da evlenmesini tasvip eder misin diyecek. Onu sıkıştıracak ciddi bir medya vardı. O da yok. Yani bütün şöyle diyebilirsiniz. Bir liste çıkarın. O zaman mevcut olan, yani burada bir tek iradeden söz konusu, bir tek iradeden bahsetmiyoruz. Burada bir böyle kaos zincirinden, yani birbiriyle doğrudan ilişkisi olmayan fakat eklemlenen bir zincir söz konusu. Siz sonuca bakın. Siz şu anda ortaya çıkan manzaraya bakın. Bu manzara çok olumsuz. Bunun üstesinden gelmek için insanları bilinçlendirmeye falan gerek yok. Çünkü sondaj falan yaptığınızda insanların aslında çok da bilinçli olduğunu görüyorsunuz. Sözleşmenin kalkması iyi mi oldu? Neredeyse %70 hayır diyor. Mesele bir bilinç meselesi değil, bir marjinalleşme, bir güçsüzleştirilme meselesi. Yani toplumun büyük kesimlerinin marjinal hale geldiği bir ortamdan bahsediyoruz. Yani. Peki. Hocam, ikinci soruyu okuyacağım ama okumadan önce sandalyenizi biraz gene sağa kaydırabilir miyiz acaba? Olur. Evet. Oldu mu? Şimdi oldu. Evet. Tekerlek üzerinde. Burada sorun yok ama YouTube'da sorun oluyor zannediyorum. O nedenle. Peki. Teşekkür ederim. İkinci sorumuz Fatma Aytaç'tan, Fatma arkadaşımızdan. Hocam, hiçbir kuruma bağlı olmayan kadınlarla ittifak kurmak mümkün iken bir kuruma bağlı olan kadınlarla ittifak kurmakta zorlanıyoruz. Bunu aşmanın yolunu nasıl bulabiliriz? Sevgicim, benim sorum daha önceydi. Onu da okur musun? İkisine birden belki şey yaparım. Ay, özür dilerim Zelal'cim, şimdi gördüm. Önemli değil, lütfen. Peki. Zelal'in sorusunu okuyorum hocam. Zelal Ayman arkadaşımızın. Deniz hocam, çok teşekkürler katkınız için. Küresel ve Türkiye özelinde kadın erkek eşitliği konusundaki geriye gidişler bizi bence 100 yıl öncesine taşıma riski taşıyor. Bu noktada kurduğumuz veya kuracağımız ittifaklar kurma ve sürdürme konusunda üst ve bağlayıcı temel kimliğin kadınlık ortak paydasında ve kadınların haklarının geliştirilmesi olduğunu düşünüyorum. Buna paralel olarak siyasi partiler, karma gruplar, STK ile ittifak ve işbirliklerinde feminist aktörlerin sözünün, söyleminin ve pratiğinin öncelikle kabul edilmesi, yani feminist strateji ve politikaların esas kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konulardaki görüşlerinizi de duymayı isterim hocam, demiş sevgili Zelal, özür diliyorum. Şimdi burada en çok merak ettiğim konu şu aslında. Yani bu soruya tam cevap olmayacak ama 2001'de de gördüğümüz partiler arası toplum içinde erkek ittifaklarının durumu nedir? Benim en büyük sorum o. Yani burada erkek çıkarları üzerinden çeşitli politik yönelimlerde olan erkeklerin kendi aralarındaki ittifaklar ne kadar sağlam? Onu çok merak ediyorum. Yani bu bir soru. Çok eşliliğin cazibesi üzerinden diyelim, atıyorum, mecliste
bambaşka bir platformu, bambaşka bir yönelimi olan bir partiden erkeklerle ittifaka girerler mi? Şimdi benim iyimser görüşüm şu. Tarihi erkek ittifaklarının geniş ölçüde çatladığını düşünüyorum. Bazı buna dair bir takım belirtiler var, öyle diyelim. Gençlerin katıldığı protesto hareketlerinde Mısır'da, Tunus'ta, Gezi'de benim gördüğüm farklı, yani ataerkiye karşı bir erkek başkaldırısı da var gibi bana geliyor. Ve dediğim gibi ben o ilk başkaldırıyı İran'da gördüm. Çok şaşıracaksınız. İran erkeklerine hakikaten bravo. Adamların hepsi örtünüp Facebook'a çıkmıştı. Belki hatırlamayacaksınız. 2009'da Yeşil Devrim diye insanlar daha demokratik yönetim istediklerinden reformcular ise sokaklara dökülmüştü. Bir öğrenci liderini tutuklamadan evvel bu adam işte kara çarşaf giydi, kaçtı propagandası çıkardılar. Bunun üzerine bir sürü erkek hepimiz meciziz deyip örtünüp, yani kadınları bizi kadınlaştırarak ve kadınları küçük düşürerek bizi tavlayamazsınız diyordu rejime. Ben onu çok sembolik ve önemli bulmuştum zamanında. Ve belki bir nesil evvel İranlı erkeklerin düşünmeyeceği bir şeydi. Ben bunun cevabını bilmiyorum. Ben bunun cevabını bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Fakat eril çıkarların bir kadın erkek meselesi değil, aynı zamanda bir demokrasi ve otoriterlik meselesi olduğunu hazmetmiş erkeklerin olduğuna inanıyorum. Bu erkeklerle ittifaklar kurulmazsa da hiçbir feminist projenin hayata geçemeyeceğine inanıyorum. Açıkçası bu. Çünkü o tarihi blok her zaman engelleyecektir. Pakistan üzerinde bu konuda çalışmalarım var, uzatmak istemiyorum. Orada tipikti. Yani topraklı zenginlerin vesaire popülist, yani halk tabakasına sesleniş ve ittifak kurma biçimi kadınlar üzerinden. Hatta orada gelince Ziya-ül-Hak, Women's Action Forum diye bir kadın STK'sı var, tamam dedi. Biz o zaman ne yapalım? Yani İslamlaştırma olsun. Biz o zaman gider sorarız. Haklarımız nedir? Bunun üzerine gidip Şeria Konseyi'nden bir soruyorlar. Adam din adamı ama namuslu. Evet diyor. Sizin aslında miras hakkınız var. Erkek kardeşiniz kadar olmasa bile var diyor. Kadın da çok iyi diyor. Bunlar çıkıyor ve diyorlar ki parlamentoya, verin miras hakkınızı. Blok olarak İslamcı Partisi hepsi bloke ediyor. Çünkü Punjablı mebuslar hepsi doğar. Hiç kimse kadınlara toprakta miras payını vermek istemiyor. Şimdi bu tip ittifaklar çok uzun sürdü. Bir çatlama noktası da şeydeydi. Asrın başında bu erkek feminizmiyle kadınlar eğitilsin, meğitilsin, görücü usulü evlilik kalksın. Öyle bir de tarihsel bir şey var. Ben 21. asırda 19 sonundaki çatlamanın farklı bir türünü yaşadığımızı düşünüyorum. Bu konuda daha yeterince araştırma yapmadım. Kanıtım yok. Bu bir sezgi. Ama bu politika, yani bu noktada çalışılmazsa ve erkeklerin eril blokunu çatlatamazsa feministler hiçbir yere gidemez. Yani orada da müttefikler bulmak zorundasınız diyorum. Hiç duymuyorum. Sevgi, mikrofonum kapalı. Ben evet şimdi açtım sesimi. Mesajı aldık diyorum. Zaten Eşik dedi, Zelal de ona işaret ederek bu soruyu çok güzel formüle etmiş. Epey kafa yorduğumuz bir konu.
Çok teşekkürler. Şimdi Fatma'nın sorusuyla devam ediyoruz. Bu arada sanıyorum Tuğba chatten yazacak. Süremiz ilerliyor ve artık bir süre sonra herhalde soru alamamaya başlayacağız yazılı olarak. Çünkü elimizde biriken sorularımız var, birikmiş olan. Fatma'nın sorusunu tekrarlıyorum hocam. Fatma Aytaç'ın. Evet. Hocam, hiçbir kuruma bağlı olmayan kadınlarla ittifak kurmak mümkün iken, bir kuruma bağlı olan kadınlarla ittifak kurmakta zorlanıyoruz. Bunu aşmanın yolunu nasıl bulabiliriz demiş Fatma. Vallahi niye problem var onu anlamıyorum. Yani ben mesela eşikle ilişki kuruyorum. İhtiyaç olduğu ölçüde. Başka kurumlarla, kurumlara ait belki de kaos geleğiyle bir ilişki fırsatı olursa olacak. Aslında o zorlanmanın nereden geldiğini anlamıyorum. Ya belki ben bir şeyler kaçırıyorum. Belki neler vardır hocam? Bu sözünü ettiğiniz bilmiyorum. Bilerek söylemiyorum ama işte bu fonlama gibi şeyler mi vardır acaba? Bilmiyorum. Fatma'nın da tabii sorusunun ardında tam ne oluyor? Yani bir nedeni de bu olabilir mi diye acaba? Herkesin şeyi zaten yeri farklı. Herkesin yeri farklı. Ben akademisyen olarak görevimi yapmaya çalışıyorum. Başka bir kimlikle bir fonksiyon görmem abes olurdu. Değilim çünkü. Ama kadın sendikaların kadınlarla ilişkilerini merak ediyor muyum? Orada çalışmalarımla bir katkıda bulunabilir miyim? Ben kendi konumumdan nasıl katkı yaparım diye bakıyorum. Aynen. Benim yapabileceğim katkı sınırlı. Çünkü uzmanlığımın ne olduğu, yerimin ne olduğu belli. Dolayısıyla herkesin kendi yerinden ya medyada bir şey yapar ya, yani şöyle aslında bireysel ittifaklar sonsuza kadar mümkün bence. Çıkar paylaşımlarını bilmiyorum. Yani hani bir gruba dahil olmakla bir projeden pay almak filan onları bilmiyorum. O dinamikleri bilmiyorum açıkçası. Çünkü o işin en zor tarafı. Evet, evet. Ve konuşulması en tatsız olan tarafı aslında. Evet, evet. Zaten onu kişisel değil belki kurumsal hani bu Latin Amerika örneğinde yaşandığı bağlamıyla söylemiştim. Yoksa motivasyonlar ya da bu engel blokajlar farklı şeylere bağlı olabilir diye. Bir de tabii yani siyasi partilerle de ilişkiler kurmak lazım. Evet, evet. Siyasi partilerdeki kadınlarla da ilişkiler kurmak lazım. Meclisteki kadınlarla da yani. Şey yok aslında, hani ben bunu yaparım, onu yapmam lüksü şu sırada yok en azından. Yani bir zamanlar, bir zamanlar ben işte o sırada Pakistan'daki NGO'lara falan baktığımda bir bolluk zamanında donör seçiyorlardı. Mesela WAF sadece İskandinavlardan para alıyordu. Niye? Gündem belirlemiyorlardı. Doğrudan doğruya kurum desteği veriyorlardı. Şeyden katiyen para almıyorlardı. Böyle bir devre oldu. Yani şeye uyan, politikalara uyan filan. Şimdi bitti bu. Bu olay bitti. Dolayısıyla öyle bir lüks yok bence. Evet. Bu da tabii daha çok konuşulabilecek bir konu. Gerçekten de çok teşekkürler. Ama siz diyorsunuz ki bireysel ittifaklar belki de esas tutkalı oluşturan ittifaklar oluyor. Biz eşikte de bazen deneyimleyebiliyoruz aslında bunu. Peki çok teşekkürler hocam. Şimdi gene devam ediyoruz Fatma'nın sorusundan sonra. Pardon, bendeki sıra değişiyor bazen. Atlamış olabilirim ama geri döneceğim. Pardon, şimdi buldum peki. Listeler sürekli değişiyor çünkü. Bilgen Duman'ın sorusu var.
Atladıysam geri dönerim tekrar. Toplantıyı organize eden Eşik platformuna teşekkür ediyorum. Deniz Hoca'yı tekrar dinlemek çok güzel. Deniz Hoca bir konuşmasında düşündüğünü söylediğinde linç edilebileceğini hissettiren hiçbir ortam demokratik değildir demişti. Şu an ülkedeki iklim bu. İnsanlar artık tartışamaz olmuş, kadınlar olarak bu ortamdan sıyrılmayı başarıyoruz bazen. Ama bazen kadın mücadelesi her alanda ortaklaşmalı. Bu ortaklaşma ile ilgili Deniz Hocam'ın fikirleri nelerdir diye sormuş. Vallahi bu ortaklaşmayı anlatıyorum zaten baştan beri. Yani evet. Diyorum ki şu anda herkesin kabul edebileceği bir temel menü geliştirmek lazım. Yani çok çeşitli grupların. Ben karides yemem. Su, ekmek, çorba yani şey bir menü. Bir asgari talep ve kırmızı çizgi menüsünü üzerinde birleştirebileceği üretmek lazım. Ben o linç şeyini şaka olarak söylemiştim. Yani daha doğrusu şöyle başka bir toplantıda trans sorusu önüme gelmişti. Ve ben de gülerek cevap vermiştim. Çünkü orada gerçekten bana kalırsa gereksiz ayrışmalar ve tartışmalara yol açıyor. O linç sözcüğünü orada o yüzden sarf etmiştim. Bana öyle geliyor ki belki sanal şey çok bu işi büyütüyor. Yani belki oralardan biraz ayrılmak, oralara fazla angaja olmamak gerekiyor. Çünkü kimin ne söylediği, ne dediği belli değil. Hangi amaçlarla yaptığı da değil. Yani şu anda yükselen bir kadın hareketini zayıflatmak için ne yapılır? Ne yapılır? Bu tip tartışmalar ve bu tip ifaklar yaratılır bence. Evet. O zaman meselenin esasına, yitirilen haklara falan eğileceğine, kadın nedir, ne değildir yani. Böyle bir takım şeye medrese tartışmalarına dalıp etkisizleşmek ve felce uğramak. Yani bu. Budur yani. Evet. Dolayısıyla bunların olmaması için kırmızı çizgileri belirlemek, siyasal planda hangi ittifakların yapılabileceğini düşünmek bence önemli olan o. Ve tabii bunları aslında bir litmus testi de var. Biliyorsunuz neyin asit, neyin şey olduğunu. Litmus testi şu. Bu ittifakları çözebilecek muhabbetlerin aslında başkalarının işine yaradığı varsayımını düşünebiliriz yani. Şimdi ben kendim düşünüyorum. Bu yükselen çok otoriterleşen ve kadın düşmanlığı ve gay düşmanlığı blokunda ben ne yapsam iyice darma duman ederim bu hareketi diye düşünsem. Başka bir şey yapmazdım. Evet. Özneler üzerinden tartışmalar, kimlikler üzerinden tartışmalar, kim hangi kimliğe hak kazandığı üzerinde tartışmalar, böyle yerlere giderdim dalarak. Belki de bir şey yapmasına gerek kalmazdı böyle olunca. Hiçbir şey kalmazdı. Hükmen mağlup. Evet. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Yasemin gülüyor. Görüyorum. Yani şu var. Bir yandan kapsayıcı ve açık fikirliyken neyin kendini ayağından vurmak olduğunu tefrik edecek sağduyuyu muhafaza etmek. Öyle mi diyelim artık? Evet. Evet. Peki devam ediyorum hocam. Çok sorumuz var çünkü. Öyle mi? Vallahi öyle. Sizi kaçta bırakalım? Geçen defa aç bıraktık sizi. Yok öyle bir tehlike yok. Tamam peki. Naime Beken hocam sormuş. Kadın ittifakındaki sorunlardan biri de STK'ların ya da iş yerlerinin yönetimine kadar yükselen kadının yaşadığı sorunları unutuyor olmasıdır bence. Fark ederek ya da fark etmeden bulunduğu yeri benimsemeyen o kadın
Erkin içinde var olabilmek adına kadınları ötekileştiriyor, erkekleşiyorlar. Bizlerin onlarla baş edebilmesinin yollarını hakkında bilgi verebilirseniz çok sevinirim. İyi ki varsınız. Bu da çok, değil mi? Her zaman var olan bir sorudur. Hep var canım. Sendika patronları için aynı şeyi söylemezler mi? Evet. İşçileri temsil ediyorlar fakat aslında bir aristokrasi, gayet böyle şeyleri olan, bir sürü ayrıcalıklı konumları olan falan filan. Bana öyle geliyor ki kadın STK'larının başındaki kadınlar feminist olmak zorunda değil. Yani bir de o var. Yani doğrudan doğruya girişimci olarak bu işlere el atanlar var. Bu kadar basit. Özellikle girişimci dediniz de bu kadın girişimciliği sektöründe o kadar ilginç şeyler oluyor ki yani. Dolayısıyla bu kadınlarla baş etmek falan zorunda değilsiniz. Feminist olmaları şart değil dediğim gibi. Patron sonuçta. Bir firma CEO'su öyle diyelim. Yani akıl karıştırıcı şeyler yine kimlik üzerinden. Evet. Kadın diye feminist olması şart değil. Hatta ne anti-feministleriniz var. Harika. Okuyorum vallahi. Şaşıyorum. Tabii. Hüngür hüngür erkek mağduriyetinden bahsedenler mi istersin? Kadınları yola getirmek için bir takım psikoterapiler yapanlar mı? Ne isterseniz var maşallah. Yani. Ya onun için yine hep aynı yere dönüyorum. Kimliklere aldanmayın. Kör olun, kimlik körü olun. Bu kimliklerin altındaki politikalara odaklanın. Peki hocam, hemen Fatma Gül Hoca'nın chatte yazdığı şeyi sizin bu sözünüze referansla. Arendt aynen bunu söylüyor demiş Fatma Gül Hoca. Totaliter rejimde direnme sorumluluğundan kaçmak istiyorsan kimlikçiliğe veya ırkçılığa sarılmaktan daha kullanışlı bir araç yoktur. Evet. Kimlikçiliğe dayalı ayrıştırma iktidarın arayıp da bulamadığı şey demiş Fatma Gül Hoca. Ne güzel söyledi. Söylemek istediğimi bir cümlede özetledi. Evet. Peki. Devam edeyim mi hocam? Buyurun. Sorulara. Süheyla Doğan aramızda önemli Eşik'ten bir arkadaşımız ve çok önemli işte bütün Kaz Dağları'ndaki direnişleri örgütleyen, Türkiye'nin neresinde bir çevre sorunu varsa Süheyla'yı görebiliriz. Demiş ki ekoloji mücadelesinde de kadınlar en önde. Ekoloji hareketiyle ittifak konusunda Deniz Hocam ne düşünüyor? Bizler ekoloji birliği içinde yer alan kadınlar erkeklerin tüm muhalefetine rağmen kadın meclisimizi kurduk ve bağ kurmaya çalışıyoruz demiş. Ekoloji hareketi bugün bu yağmacı kapitalist olayının tam göbeğinde aslında. Yani onun için yani ben ittifak derken neye karşı ittifak? Yani burada bir rejim meselesi var. Onu söylüyorum. Bu rejim meselesinin temelinde, içinde çevreyi yıpratan ve de çevreden çalarak yükselmeye çalışan yiyici bir kapitalizm biçimi var. Tabii kadınların, yani ben aslında kadın ve çevre meselesinde indirgemeci söylemleri sevmiyorum. Kadınlar doğurur, doğayı korur. Hani sanki doğaları ve vücutları nedeniyle otomatik çevreci. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama ben daha materyalist olarak kadınların kendi yaşamlarını ikame ettirmek için güvendiği kaynakların, temiz suyun, ağacın vesairenin alınmasına protesto edecek ilk gruptur. Bu protestolar Türkiye'den evvel Hindistan'da, Bangladeş'te çıkmıştı biliyorsunuz. Çipko hareketiyle. Çünkü bu doğrudan doğruya kadınların günlük yaşamlarını tehdit ediyor. O anlamda yani kadınlarla bağlantıyı kuruyorum. Ama çevre hareketi hiçbir zaman olmadığı kadar rejim eleştirisinin göbeğine oturmuş durumda. Hı hı. Evet. Ve orada da bütün diğer
hareketlerde söylediğim gibi politik kırmızı çizgiler. Her hareketin bir politik kırmızı çizgisi vardır, çevrenin vesaire. Onları biriktirmek lazım. O kırmızı çizgilerden ve politik yönelimlerden yola çıkarak hem artık kurtululması gereken kimliğin artık ne diyeyim zulmünden, ben artık kimlikleri zulüm olarak görmeye başladım. Yani diyalogların daha ileriye gitmesi, pencerenin açılıp biraz oksijen girmesini engelleyen kavramsal kategoriler olarak görüyorum. Engel olarak görüyorum. Bir fonksiyonları oluyor bir zaman tarihte, mücadelede. Yani Amerika'daki siyahları düşünün. Tabii ki siyahlıklarına sahip çıkıp kimlik üzerinden. Evet, şu anda Türkiye'de vardığımız noktada bu kategorilerin artık siyaseten yararlı olmadığını düşünüyorum. Hem sosyolojik açıdan, kapsadıkları çeşitlilikler açısından, hem de stratejik hareketleri engellemesi açısından. Hocam, acaba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizi bir yerlerde duyuyor mu? Geçen gün şöyle bir cümlesini duydum. Ben dedi politikalarımı sosyal kimlikler üzerinden dedi belirliyorum dedi. Bunun üzerinden kuruyorum dedi. Yani toplumsal alanda aldıkları roller üzerinden, işte sadece kadın olduğu için, sadece erkek olduğu için ve benzeri değil ama kamyon şoförü olduğu için, ev kadını olduğu için gibi bir şey söyledi. Öyle ekletiş olayım. Ne demek bu? Yani tam şey demedim. Sosyal kimliği şeyden mi ayırmaya çalıştı? Sosyal kimliği daha çok toplumsal alandaki işte iş durumları, aldıkları roller gibi bir yerden tanımlıyordu zannediyorum. İşte kamyon şoförleri, genç olmak belki ya da işsiz gençler olmak gibi şeyler, apartman görevlisi daha çok buradan tanımlıyordu anladığım kadarıyla, oraya referansla. Ama fena değil eski CHP'ye göre daha kültürel kimlikler üzerinden politika şimdi yapan. Şimdi bu gibi. Tabii hepimizin bildiği toplumsal konum ve çıkarlar politikası. Yani o kadar yeni bir şey değil. Her konumdaki insanların, işçinin, şusyun, buyun ayrı problemleri, dertleri, hepsine ayrı ayrı eğileceğiz demeye çalışıyor herhalde. Evet, evet. Yani. Evet. Sonuçta. Muhtemelen öyle bir şey hocam. Peki hocam, Esra Hasan sormuş. Bir önceki konuşmanızda feminist hak arayışlarına karşı küresel boyutta yapılan iki tip saldırıdan söz etmiş ve bunları kabaca sağdan ve soldan gelen saldırılar olarak adlandırmıştınız. Feminizm karşıtlığına dolaylı bir şekilde yardımcı olan soldan gelen saldırılardan da bahsetmiştiniz. Bunları Türkiye üzerinden somutlamanız mümkün mü? Vallahi Türkiye'de bu bahsettiğim uluslararası liberal hukuk düzenine karşı eleştiriler vesaireler, bunların Türkiye'ye ne kadar nüfuz ettiği konusunda, yani bu kritik hukuk çalışmaları dediğim alanın Türkiye'de ne kadar yer kazandığını bilmiyorum. Yalnız uluslararası bağlamda da çok çalkantı yaratan cinsel kimlikler meselesinin Türkiye'de epey gürültü çıkardığını biliyorum. Çünkü birkaç toplantıya katılsam, nereye gitsem bu karşıma çıkıyor. Dolayısıyla ben soldan saldırı olarak görüyorum bunu açıkçası. Yani daha da radikal bir platform. Yani kadın haklarına daha da radikal bir platformdan saldırmak. Hak savunuculuğunun liberallik olduğunu vesaire söyleyip katı böyle nativist veya anti-emperyalist veya kimlikçi politikalarla saldırmak. Türkiye'de bunun diğer boyutlarını ben bilmiyorum.
Diğer ülkelerde ne olup bittiğini daha iyi biliyorum açıkçası. Şimdi arada gene atladıysam geri dönerim mutlaka. Hilal Gençay'ın bir şeyi var, notu ve sorusu. Deniz Kandiyoti'ye çok teşekkürler konuşması için. Kendisine sorum, ihtiyacımız olan ittifaklar sadece feminist ve LGBTİ hareketi içi ittifaklar mı? Yoksa ittifak derken siz bu hareketlerin dışında duran ve eşitlik meselesine belli oranda bir sağduyu ile bakabilen topluluklarla olan ittifakları mı kastediyorsunuz? Evet. Çokça buna cevap evet. verdiniz aslında. Evet, evet. Ben en geniş planda ittifakları kastediyorum. Hı-hı. Kesinlikle öyle. Evet. Yani bugün Meral Akşener'de bu ittifakın bir parçası. Evet. Beğenin veya beğenmeyin. Şimdi orada hocam Alev'in chat'te bizim Alev Özkazanç'ın chat'te bir notu vardı. İttifak meselesi bir türlü şey yapılmıyor. İttifak burada asgari müşterekler üzerinden ve demokrasi hedefi ve talebi üzerinden bir ittifaklar diye tanımlarsak. Şu anda göremiyorum ama okumuştum. Notu vardı. Sonra Özlem'in bizim, pardon buyurun. Özlem Altıok da buna gene istinaden ittifak demek biraz daha spesifik. Şimdi Deniz Hoca Bin dediği daha demokratik hem de antikapitalist olarak daha özelde tanımlıyor sanki gibi anladım demiş. Buna bir ek yapmak istedim. Evet, yani ben şey diye düşünüyorum. İttifakları feminist ve feminizmin çeşitli katmanları ve LGBT olarak yapmanın dönüştürücü bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Başka blokları çatlatmadan hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Diyorsunuz, peki. Diyorum. Peki, teşekkürler. Şimdi Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonları Ağı dönem sözcüsü Avukat Sibel Suiçmez'in sorusu. Demokrasi ittifaklarının oluşturulmasında veya geliştirilmesinde baroların ve baroların kadın hukuku komisyonlarının rolünü nasıl etkin bir hale getirebiliriz? Bu mümkün müdür diye sormuş. Tabii bu beni aşan bir soru, hukuk alanı. Fakat bana öyle geliyor ki çok önemli görevler düşüyor. Çok önemli çünkü demokratik yani otoriterleşme sürecini bütün rejimler legalist otoriteryenlik diyebileceğimiz hukuk üzerinden yürütüyorlar. Yani hukuk sistemini değiştirerek, kendi otoriter yönetimlerini yasallaştırarak devam ediyorlar. Perverse constitutionalism diye bir tabir çıktı. Yani dolayısıyla hukuk alanı şu anda en politize alan ve elden giden bir alan. Dolayısıyla baroların ve bütün hukuk praktisyenlerinin son derece fazla uyanık ve şey olmaları lazım ve çalışmaları lazım. Ben bu kadın hakları konusunda hukukçu kadınların seneler boyunca yürüttüğü çalışmalara hayranım. Hakikaten çok sıkı ve çok ciddi çalışıldı. Fakat barolarında meslek kuruluşları olarak çok önemli rolleri var. Özellikle o herkes baro kurabilir muhabbetinden sonra bilmiyorum ne oldu. Yani bir ara çok serbest bir şekilde yeni barolar kurulmaya başlamıştı. Durum nedir bilmiyorum. Barolar Birliği birden fazla mı onu da takip edemedim. Belki de fazladır. Ama bana kalırsa namlunun ucunda bence hukuk praktisyenleri bu ittifakların ve mücadelelerinin başında. Ben öyle görüyorum. Çünkü bu otoriterleşme süreci hukuk üzerinden yürüyor. Bu konuda yapılmış çok çalışma var. Karşılaştırmalı. Anayasaları değiştirme, hukuk sistemini değiştirme vesaire üzerinden. Yani neredeyse seçim yapmamayı yasallaştıran düzenlemeler var. Birçok ülkede.
baktığımız vakit. Evet. Bizde de çok benzer gelişmeler yaşanıyor hocam. Şimdi bazı şeyler var, yorumlar. Siz duymak istersiniz diye birkaç tanesini hemen okuyacağım hocam. Tamam. Özgül Kaptan arkadaşımız yazmış. Sanıyorum tam sizin bir vurgu yaptığınız noktada İstanbul Sözleşmesi 19. madde devletlere şiddet mağdurlarına ana dilde hizmet şartı getiriyor. Bu nokta İstanbul Sözleşmesi'ni savunan herkesin Kürtçe seçeneği olmayan KADES uygulamasına Kürtçe seçenek eklenmesini talep etmek durumundayız ama bir şekilde konuşulamıyor bile diye not düşmüş. Birkaç tane daha okuyorum hocam. Derya Etem, antikolonyal feminizmde mi kimlik üzerine, pardon, antikolonyal feminizmde mi kimlik üzerine inşa edilmiş, etmiştir kendini diye sormuş. Kürt kadın özgürlük hareketi Kürt kimliğine sıkışan bir hareket olarak mı algılanıyor? Rojava'da kadın özgürlük ve mücadelesi diye devam etmiş. Devamı var. Farklı ve anlaşamaz görünen kimliklerin ittifakı bir yana, cis kadın ve kadim feminist olan grupların ortak düşmana, mesela İstanbul Sözleşmesi'yle başlayan ve çok kötüye gidecek sürece karşı bile ittifak kuramamasının sebebi nedir ve hepsi nasıl aşılır diye sormuş. Son soruyu anlamadım. İstanbul Anlaşması'nda bile kim kiminle ittifak kuramıyor? Diyor ki, ben hemen şey yapıyorum. Farklı ve anlaşamaz görünen kimliklerin ittifakı da işte bu cis kadın kimliği ya da kadim feminist gruplar diye tanımlamış. Ortak düşmana, İstanbul Sözleşmesi'ni işte şey yapan gruba karşı bu süreçte nasıl ittifak kuramamasının sebebi nedir diyor bu konuda. Nasıl aşılır diyor. Niye ittifak aslında kuramadın? Siz bunun nedenlerini yapısal olarak da anlattınız biraz. Ha, o, ben işin şey tarafını anlattım. STK'lar üzerinden olan problemleri anlattım. Evet. Niye anlaşmaya kurulamadığını anlamıyorum. Problemin ne olduğunu anlamıyorum. Niye kurulamıyormuş? Niye İstanbul Anlaşması etrafında bu gruplar arasında bir uzlaşma olamıyor? Nedir problem? Benim bir sorum. Soruyu anlamıyorum yani açıkçası. Yo, sizin sorduğunuz da çok önemli bir soru. Neden böyle şey bir araya geliyor? Yani zaten ne demek yani cis feminist, mis feminist yani burada o kadar temel şeylerden bahsediyoruz ki. Evet. Bu tip ayrımlara ya burada şöyle bir şey oldu İngiltere'de onu söyleyeceğim. Hı. Ya kelime oyunlarından niye hoşlanmadığımı anlatayım. Bilmem hangi STK ebeveynlerden bahsederken anne sözcüğünü ortadan kaldırıp doğuran ebeveynler sözcüğünü ikame etmeye çalışıyor. Doğuran ebeveyn kim? Kadın vücudu olanlar, olmayanlar zaten doğuramıyor filan. Şimdi burada ne yapılmaya çalışılıyor tam olarak? Yani ben kadınım, doğurmadım. O şey değil. Yani anne sözcüğünün bu kadar toksik bir söz olması birdenbire ve doğuran ebeveyn veyahut da birisinin bana kanayan kadınlar, üterüsü olan kadınlar, ben aşağılayıcı buluyorum bunu biliyor musunuz? Fevkalade aşağılayıcı buluyorum. Ne demek bu ya? Buna gerek var mı? Benim sorum bu. Yani. Bence bu soru üzerine biz düşünmeye devam edeceğiz hocam. Ama ben devam etmek istiyorum izninizle. Çok önemli sorular ortaya attınız çünkü. Şimdi Özlem Altıokun, Özlem'in bir sorusu var. Ben dinlemeye çalışırken kendi sorumu yazmaya, düzenlemeye fırsat bulamadım. Sıra gelmesi de önemli değil ama demiş, biz okuyoruz. Kafamda bir soru olarak durduğunu paylaşmak önemli demiş burada. Feminist bilgi üretimi ve paylaşımı yapan, yazan, çizen, öğreten bizlerin, Özlem de bir akademisyen Amerika'da. Biliyorum çünkü. Özlem'i tabii. Evet, evet. İttifakların oluşumunda
rolümüz nedir diye sormuş. Ben o rolü bir takım balonları patlatmak olarak görüyorum. Yani siyasetin sıkıştığı kategorileri açmak, darmadağın etmek, tekrar kaleidoskop gibi yeni şekillere girmesini sağlamak. Biz fikir emekçisiyiz sonuçta. İşimiz bu. Tamam mı? Dolayısıyla bir duruma katkımızı ancak bu şekilde yapabiliriz. Ama ne oluyor? Çoğu zaman akademisyenler de ana akımın cazibesine kaptırıp kendini aynı kategorileri besmele çeker gibi kendileri de yeniden üretiyorlar. Yani o kimlik kategorileri basına giriyor, politikaya yayılıyor, günlük hayatta kullanılıyor. Bizim bulaşmamamız lazım buna. Yani akademisyenin görevi bu dolaşan imgelere, sözlere, söylemlere karşı kritik mesafesini muhafaza etmektir. Her şeyden evvel. Hiçbirini kabul etmemektir. Radikal bir şüphecilik içinde olmaktır. Ama hepimiz bazı grubun bir parçasıyız. Dışlanma korkusu. Ha, bunu aşmak lazım. Bunu aşmak lazım. Ben bunu söylersem dışlanırım. Artık o X kulübü neyse entelektüel olarak onun parçası olmam. O korku duvarını yıkmadan da entelektüel faaliyet mümkün değildir. Ben öyle görüyorum. Ya bir kulübün üyesi olacaksınız ve kritik faaliyetlerinizi dumura uğratıp grup içinde kalacaksınız yahut da yalnızlaşmayı göze alarak kritik bir şekilde düşünmeye ve mesafeli düşünmeye devam edeceksiniz. Ben öyle görüyorum. Zaten toplumda aydının fonksiyonu da budur yani. Başka bir şey değil. Peki. Devam ediyorum hocam. Hülya Gülbahar'ın sorusu. Bu arada bir duyuru yapmak isterim. Emel burada chatte okudum. Ama senin sorunu okumadık henüz biz. Herhalde yanlışlık var. Aktaramadığımı düşünmüşsün ama ben henüz öyle bir şey görmedim. Konuşuruz tekrar. Hülya Gülbahar. Türkiye Kadın Hareketi çok iyi mücadele etti. Kadınlar dışında çeşitli toplumsal kesimlere de umut verdi. Doğru. Sorumluluğumuz arttı. Türkiye'nin dönüşümünde kadın hareketinin rolünü nasıl güçlendirebiliriz demiş Hülya Gülbahar hocam. Vallahi ben dönüşümün başını çekeceğini düşünüyorum kadın hareketinin. Size biraz tuhaf gelebilir ama. Yani bana kalırsa şu anda Türkiye'deki en zinde güç kadın hareketidir. Çünkü kadın hareketinin kemikleşmiş tarihi blokları yıkma potansiyeli var. Ben öyle düşünüyorum. Bunu yapabilmek için de hep aynı şeyi tekrarlıyorum. Feminist hareketin kendi içine kapanacağını yeni ortaklar ve ittifaklar araması gerekiyor. Bunlardan kaçınıyoruz çünkü nasılsa benim yanıma gelmez, nasılsa beni dışlar, nasılsa çıkarı benden farklıdır. Tabii en büyük düşman erkek siyasetçiler falan olmak üzere. Bence bütün tabuları yıkıp ortak zemin arayışına cesaretle girmek lazım. Belki de beklenmedik sürprizler çıkabilir ortaya. Denemeden bilmeyeceğimiz. Dolayısıyla ben Hülya'ya derim ki hiç kimseden ümidi kesmeyip her oluşumda, medyada, politik partilerde, her yerde müşterek zemin bazen çok ufak şeyler olabilir. Bu şeyin, bu zeminin yüz ölçümü çok ufak olabilir. 2 santimetrelik bir ittifak daha geniş olabilir. Fakat her fırsatı kullanmak. Ne kadar küçük olursa olsun. Ben onu düşünüyorum. Ama kadın hareketinde bu potansiyelin olduğuna inanmasam devamlı sizin karşınızda çıkıp konuşup durmazdım. Onu söyleyeyim. Hı hı. Hı hı.
Sağ olun hocam. Şaziye Aydoğan sormuş. Kadın eylemlerinde desteğe gelen erkekler kadın örgütleri tarafından eylemden uzaklaştırmak için erkekleri çaba sarf ediliyor. Bunu doğru buluyor musunuz? Söyledikleriniz çok önemli. Teşekkür ederim demiş. Şimdi şöyle. İki ayrı mesele var bunda. Politik dayanışmaya gelen erkekleri dışlamak için bir sebep bulmuyorum. Ama şu anda toplumsal cinsiyet platformlarında kaynak paylaşımında erkeklik sorunu gündemde vesaire vesaire, erkeklerin artık kadınların kadrolarını almaya başladığını görüyoruz. Yani canım bu artık eski moda deyip, nitekim benim duyduğum kadarıyla, doğru mu değil mi bilmiyorum ama Arjantin'deki kadın bakanlığının adı şimdi Toplumsal Cinsiyet Bakanlığı ve tabii orada bir ağırlıkla birçok kadın çalışıyordu. Şimdi tabii o şey paylaşımı değişmeye başladı. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet platformlarından oportunistçe pay almaya çalışan kadınlar var her zaman. Şimdi erkekler de var. Şimdi erkekler de var. Gay olabilirler, olmayabilirler. Ben de toplumsal cinsiyet uzmanıyım diye. Şimdi orada tabii daha değişik bir şey çıkıyor ortaya. Çünkü bütün platformlar, o platformlara oportunistçe yaklaşan insanlarla doludur. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Peki. Şimdi bu platformlarda birçok erkek var. Evet. Ha, bu erkekler dışlanmalı mı? Bu çok zor bir soru. Niye dışlansınlar? Politik çizgileri uygunsa. Yani burada kesişmeyen iki şey var. Bir kaynaklar, bir de politik yönelimler. Hep bunları ayrı tutmak lazım. Peki hocam, çok teşekkürler. Gene devam ediyorum. Bir yandan atladığımız soruları da hatırlatıyorlar. Örneğin bir atladığım soru var Emine'nin. Deniz hocam, çok fikir açıcı tespitleriniz var. Kimlik, kültür, cinsiyet üzerinden siyaset ve ittifak yürütülemeyeceğini söylediniz. Çok katılıyorum. Kadın hareketinde ve örgütlenmelerde dayanıklı yaftaları kırmak, yıkmak nasıl mümkün? Bu açıdan yereldeki hukuk, doğa ve benzeri mücadeleler önemli diye düşünüyorum. Dayanışma pratiği buralarda yaratılabiliyor, hiyerarşik yapılanmalar oluşmuyor. Ne dersiniz? Politik fragmanlar buradan daha iyi kurulabilir demiş. Tabii bu Latin Amerika'daki ikinci yönelim diye bahsettim ya. Sosyal hareketten yani... tepeden aşağı değil de tabandan yukarı. Bu Latin Amerika'da çok kuvvetli olan bir akım ve görüş. Hatta comunidades de base diye şey topluluklar, taban toplulukları diye kadın hareketleri vesaire. Bana öyle geliyor ki bu çok önemli. İkisi de lazım. Yani bir şeylerin olabilmesi için ne diyorlar ona şeyde, bu NGO'ların upscaling diye bir şey var. Yani küçükten, yerelden, şeyden başladığın zaman bunların ses getirmesi için bir üst kademeye geçebilmesi lazım. Çoğu zaman bu atlamayı yapamıyor. Dolayısıyla iki taraftan gelen şeyin birleşmesi gerekiyor. Yani ben bu şey Latin Amerika'da policy advocacy diye ayırmışlar. Bir de social movement. Halbuki bence bunların bir arada çalışması elzem. Yoksa yani bir tercih yapamayız gibi geliyor bana. Dönüşüm olması için. Dönüşümden kastım da demokratik, kapsayıcı, daha eşitlikçi, özgürlükçü bir düzenin gelmesi bu. Hı hı. Sağ olun hocam. Şimdi bir şeyimi diyelim, eksikliğimi daha düzelteyim. Emel Armutçu soruyu okumamı beğenmedi. Ben tekrar sorusunu okuyacağım. Emel demiş ki, farklı ve anlaşamaz görünen kimliklerin ittifakı bir yana, cis kadın ve kadim feminist olan grupların ortak düşmana
Mesela İstanbul Sözleşmesi ile başlayan ve çok kötüye gidecek sürece karşı bile ittifak kuramamasının sebebi nedir ve hepsi nasıl aşılır demiş. Ben soruyu niye anlamadım biliyor musun? Kiminle ittifak kuramadıklarını, yani kadim feministler, bir kere ben bu terminolojiye aşina değilim. Yani kadim feminist ne demek? Yani yaşlı mı demek? Eski moda mı demek? Yani ittifakı kuramayan, kötüye giden durumda ittifak kurmakta başarısız olan gruplar, özneler kimdir? Onu anlayamadım. Benim anladığımı size söyleyeyim Emel'den, yanlışsa Emel düzeltir. Aslında biraz önce sözünü ettiğimiz, diyelim Türkiye bağlamındaki daha kültürel kimlikler diye sizin kodladığınız gruplarla ya da farklı fonlar üzerinden belki bir araya gelmiş gruplarla, bilemiyorum, ve benzeri motivasyonlar olabilir. Gruplarla şeylerin işte İstanbul Sözleşmesi gibi bir tehdit karşısında eski feminist grupların bir araya gelememesi gibi anlıyorum. Ya da yeni platformlarla eski feminist grupların bir araya gelmesi de olabilir, gelememesi de olabilir. Bu ittifaklar meselesine dair bir soru aslında Emel'inki de. Ben bir şeyi anlamıyorum. Bir araya gelemeyen STK'lar mı? Yani çünkü iki eksenden bahsediyorum ya, politika ekseni ve çıkar maddi eksen, artık ne diyeceksek ona. Hı-hı. Yani bu bir arada gelememenin hangi sınırları koruyor bu insanlar, onu anlamaya çalışıyorum. Unutmayın, ben Türkiye'de değilim. Dolayısıyla bu soru bana son derece abstre, soyut geliyor. İçini dolduramıyorum. Hı-hı. Yani size bir anlam ifade edebilir ama bana etmiyor, anlamıyorum soruyu. Hı hı. O zaten bir kendi başına enteresan bir şey. Evet, kendisi burada olsa belki bize söyleyebilirdi ama Emel'i tanıdığımız kadarıyla ben size hani şu referanslarla olabilir diye düşündüm. Zaman zaman STK'lardır muhtemelen dediği, zaman zaman bağımsız feminist gruplardır. Bu ittifak meselesini dert edindiğini onun da biliyorum, öyle bir yerden muhtemelen soruyordur Emel de diye tahmini söylüyorum hocam. O zaman şunu sorayım. Siz feminist veya kadim feminist olarak yaftalanmış insanlar kimi nasıl dışlıyor İstanbul Anlaşması çerçevesinde? Doğru. Bunu sorma. Ben onu anlamadım. Evet. Evet. Daha somut şeyler üzerinden. Ben ancak çok somut olarak konuşmak isterim. Çünkü somuta girmediğiniz zaman olayın dinamiğinin nereden kaynaklandığını anlamaya imkan yok. Evet. Mesela bu feminizmde erkek karşıtlığı. Toplumsal cinsiyet platformlarından erkeklere pay vermek istemedikleri için mi? Yoksa falan filan, yani çok somut olarak anlamak lazım. Paylaşılamayan nedir? Problem ne? Belki hocam sonraki toplantılarımızda, buluşmalarımızda bunları daha somutta konuşuruz. Öyle diyelim, ben sizi sürekli bir şey halinde, söz olarak sürekli kılmak halinde. Benim kendisi için, olmadığı için eğitim olur bu benim için gerçekten. Bizim için de öyle, çok birlikte düşünüyoruz dediğim gibi. Evet. Hocam devam ediyorum, zaman ilerliyor. Bu tartışmaya ilişkin küçük bir şey sorabilir miyim? Katkıda bulunabilir miyim sevgicim? Ama kurallarımıza aykırı, sana ayrıcalık tanımak isterdim. Peki cümleni kur Zelal'cığım. Bir dakika, aslında kastedilenin biraz şu olduğunu düşündüm. İttifak meselesi ve çatı örgütlenmesini Türkiye Kadın Hareketi'nde biraz şöyle tartışılıyor şu anda hocam. Bu çatı örgütlenmesi ve geniş ittifak cephe kurmanın eril, hiyerarşik bir yapılanma olduğunu, bunun farklılıkları erittiğini ve bu haliyle kapsayıcı olmaktan öte dışlayıcı bir yönü olduğuna ilişkin tartışmalar, eleştiriler var. Mesela eşiğe de getiriliyor bu yönde eleştiriler. İşte eril, siyasete içkin bir yapıyla hareket edildiği. Ben biraz böyle anladım. Sadece bu katkıyı sunmak istedim. Ha, çok benim için çok açıklayıcı oldu. Evet, bence bu konu bu.
Konu şu andaki bu. Tartışma da bu. Eşiğe getirilen bir eleştiri de bu. Şimdi o zaman gayet iyi yani. Bavulumuzu toplayalım, hepimiz evimize gidelim. Çünkü ne zaman bir organizasyon kursan, ne zaman bir iş yapsan eril ve hiyerarşik olmaya mahkum ediliyorsun. Evet. Yani bu ayrıca yeterince feminist olmadığı da söyleniyor bir de. Bu feminist bir yöntem değilmiş. Şimdi bakın, feminist yöntem diye bir fetiş yok dünyada. Tamam mı? Bu bir fetişizm yani. Feminist yöntem. Bakıyorum tezlerde, ben feminist yöntem kullandım. Ne yaptın? Bakıyorsun aynı şeyleri yapmış aslında. Yani bana kalırsa işte aynı şey. Aynı yerde tıkanıyoruz. Bir takım yaftalar, bir takım kalıplar bizi hapsediyor. Hareketsiz hale getiriyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Birazcık şey gibi, hani din şeyi gibi, biliyor musun? Esas şeyi nedir bu? Bu sahici bir anlam ve enterpretasyon var. Ben daha feministim, ben feminist yöntem yapıyorum. Sen daha az feministsin. Böyle şeylerle vaktinizi geçirip hiçbir iş yapamadan oturabilirsiniz aşağı. Yani bu çünkü şey edici, ne diyeyim, iyidiş edici mi diyeceğim artık. Bir de aman eril olmayayım, feminist yönde. Baksanıza ben ne kadar otoriter bir tonda konuşuyorum. Hiç utanmadan ve sıkılmadan. Hiçbir erillikle falan böyle bir problemim yok. Niye? Bir iş yapmaya çalışıyorum burada. Evet. Vaktimi verdim madem. Yapayım diyorum. Eşikteki arkadaşlar da aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Yani bu tip kırılganlıkların falan bu. Böyle bir lüks yok. Böyle bir lüks yok. Yani bir savaş alanındasınız. Ay, elin bana değdi. Yok, hayır. Elini de kirleteceksin. Yanlış da yapacaksın. Hata da olacak. Bazı arkadaşlar yanlış davranacak. Eril addedilebilecek bir takım hareketleri de yapacaklar. Hepsi olacak. Çünkü aktivizm budur. Aktivizm budur. Hata da olacak, her şey de olacak. Eleştirsinler, eleştiri de bu işin bir parçası. Eleştirsinler. Ama felce götürecek hiçbir hareket bence doğru değil. Doğru değil. Ayrıca bu da tekelci bir yaklaşım değil mi hocam? Feminizmi ben bilmiyorum. İşte şey oluyor o zaman. Diyorum ya hani İngilizlerin theoretical purity adını verdiği hastalık. Kim daha saf? Tamam mı? Kim daha saf? Saflık mücadeleleri. Bu... Evet. Evet. Ya da bir işi herkes ayrı ayrı da yapıyor olabilir ama birlikte de yapılıyor olabilir. Değil mi? Evet. Böyle evet. Bir şey var. Yani... Bana kalırsa eşik gibi böyle bir çerçeve şeyin, organizasyonun her zaman savunmam. Şu anda önemli diyorum. Şu evet. Anda bir fonksiyonu var. Evet. Ama bu fonksiyon biter, kendini dağıtır. İlelebet kalmaz. Tam da öyle. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla hani sanki bir şirket kurmuşsunuz da ondan sonra birisi CEO olmuş da ilelebet olacak diye bir şey yok. Tamam. Kesinlikle hocam, ne kadar güzel söylediniz. Kafamızı iyice açıyorsunuz. Benzer şeyleri hissediyoruz bütün arkadaşlarımızla ama sizden duymak çok daha önemli bizim için. Şimdi hocam devam ediyorum. Zela, sana da katkın için çok teşekkür ederim. Şaziye, bunu sorduk hocam. Şefkat Bahar Özbarış, o da bir başka hocamızdır aramızda. Deniz Hoca, bahsettiği Filistin örneğinin ne olduğundan çok kısa bahsedebilir mi demiş. Evet, yani kısaca şöyle bakın. Filistin'de bir takım kadın örgütleri vardı. Bu kadın örgütleri tabanda çalışıyordu ve çeşitli faksiyonlara bağlıydı. Politik parti şeylere bağlıydı. Yani
Şimdi Oslo mutabakatından sonra sözüm ona Filistin şeyi kuruldu, yönetimi diyelim. Ve de onları desteklemek için bir takım fonlar akmaya başladı. Ve bir takım kadın STK'ları oluştu. Tabii bu STK'lara giden projeler ve paralar uluslararası kuruluşlar tarafından tayin ediliyor. Ve aynı teknoloji, işte toplumsal cinsiyet kursları, trainingleri, terminolojileri aynen getirdiler, oraya koydular. Ne oldu bu sefer? Bunların personeli tamamen değişti. Bir elit kadın grubu bu grupların başına geçti ve gündemi donörlerin tayin ettiği gibi yaşatmaya başladılar. En büyük madde ne? Kadına karşı şiddet. Kadına karşı şiddet. Tamam, kadına karşı şiddet yok, bu var. Ama bu öyle bir çerçevede oluyor ki işgalin şiddeti yok. Yok. Böyle bir şey yok. Bütün şiddet kadın erkek arasındaki şiddet. Tabii ne oldu bu sefer? Tabandaki örgütlenmeye zarar geldi. Hareket depolitize oldu. Yani ben bundan bahsediyorum çünkü benim doktora öğrencim bu konuda bir çalışma yapıyordu. Tam da bu konuda. Bu fon alan kuruluşlarla baştaki kadın hareketleri, yani sosyal yardıma yönelik, tabana yönelik vesaire hareketler arasında hiçbir ilgi kalmadı. Yani böyle bir şey tabakası kuruldu. Ha, bu kadın STK'ları hiçbir iş yapmadı. Yaptı. Hukukla ilgili çalışmalar yapanlar çok güzel çalıştı vesaire. Ama genelde aslında işgal durumunu gözden uzak tutmaya çalışan ve aslında insanların ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir sektörde oldu açıkçası. Zaten Hamas'ın başarısının sebebi de kısmen budur. Çünkü Hamas ne yaptı? Doğrudan doğruya dullara, yetimlere yardım, çok daha sosyal yardıma yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Ve bu hikaye tabii çok uzun vesaire. Şimdi o hareketler de zaten hiçbir şey yapamıyor. Fon da alamıyor. Fonlar da kesildi vesaire. Fakat o depolitizasyon sürecini oradaki STK'lar daha farklı yaşadı. Çünkü devlet yok. Yani fonlar doğrudan doğruya Birleşmiş Milletler ve Kuartet adını verilen devletler grubu eliyle veriliyordu. Şimdi tabii şey de kalmadı, o da eridi. İki devlet ortadan kalktı proje olarak. Çünkü o devleti kuracak yer de kalmadı. Ve böylece hepsi çöktü. Ama o STK'laşma sürecinin negatif etkilerini de çok net olarak görmek mümkündü orada. Tamam mı hocam? Devam edeyim mi? Peki. Çiğdem Aydın'ın sorusu. Kürt, dindar, LGBTİ, feminist. Bu etiketlerin dışında ittifak kurmak ancak bu etiketlerden soyunmakla mümkün. Ama bu etiketler artık kemikleşmiş, kimlikler olmuşsa nasıl soyunacaklar, soyunacağız demiş. Şimdi kemikleşmiş diyorsunuz ama fert olarak bu insanlara baktığımızda aslında kendilerini tanımlama biçimleri çok daha çeşitli ve karışık. Kemikleşen söylem, insanlar değil. İnsanlar kemikleşmiyor. İnsanlar o yaftanın altındaki kimliklerini kendi biçimlerinde yaşıyorlar. Dolayısıyla aşırı milliyetçi bir Kürt kadınla feminist bir Kürt kadın belki biraz farklı bakıyorlar. Kürt hareketinin bir kısmı zaten kadın haklarına bir şekilde bakıyor, bir diğeri başka türlü bakıyor. Keza İslami, yani İslamcı veya neyse dediğimiz kesimde aynı heterojenlik mevcut. Dolayısıyla söylem kemikleşti. Onu anlamanızı istiyorum. Toplum kemikleşmedi. Toplum değişik duruyor.
tamam mı? Genç nesilden, mütedeyin kesimden her türlü kadın var. Çok radikal kadınlar var. Hala bu yaftanın altında yaşamak zorundalar. Niye? Daha doğrusu benim sorum şu. Kemikleşen nedir? Bana karşı kalırsa kemikleştirilen demek lazım. Çünkü toplum evrildi. Toplum evrildi. Yaftalar evrilmedi. Evet. Böyle koyduğumuzda zaten yaklaşımımız da değişecektir bu kimliklere. Evet. Tabii. Hocam, Zelal'in tekrar bir sorusu var. Zelal Ayman'ın. Kimliklerin, kimliklendirmelerin, tam sizin söylediğiniz. Kimliklendirme, evet. Evet. Bir noktada içi boş, hatta gereksiz olduğunu ve belli bir noktada aşılması gerektiğine katılıyorum diyor. Ama gerçek hayatta örneğin sırf kadın veya Kürt veya lezbiyen olduğu için yaşadığımız ayrımcılıkları nereye koyacağız hocam? Bunu irdeler misiniz? Diye sormuş Zelal. Vallahi her fırsatta, her planda mücadele ederek yani. Bu yani lezbiyenlerin bir politik kategori olmaması ezilmemeleri anlamına gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama ezilmelerini engellemek için yaptıkları ittifaklar politik yönelimler üzerinden olmalı diyor. Bunlar farklı şeyler. Evet. Belki karıştırıyorum kafanızı ama bir daha tekrarlayayım. Bu kimlikler ve kimlik atıflarının ezici, gerçek sonuçları olduğunun ben de farkındayım. Ama bu gerçekleri değiştirmenin yolu bunları ortadan kaldıracak ittifakları kurmak. Onlar da siyasi kimlikler üzerinden kurulur diye düşünüyorum. Yani aslında bizim bir mottomuz vardı hocam. Kadın olmak politiktir deriz biz, değil mi? Esasen. Şimdi yani... kadın olmak politiktir şöyle. Yani kadın kategorisindeki siyasi yönelimlerin çeşitliliğini size anlatacak değilim. Evet. Yani bugün benim için bazı muhafazakarlıkta olan kadınlarla ittifak yapacağıma açıkçası daha liberal de erkeklerle yaparım daha iyi. Çünkü bilmiyorum seyrettiniz mi, Amerika'da kadın hakları savaşımı hakkında bir film çıkmıştı. Mrs. America diye. Amerikan kadın hareketinin sağında bir kadından bahsediyordu. Sapına kadar antifeminist. Şimdi bu kadın kadın diye onunla ittifak mümkün değil. Yani en uzlaşmaz çelişki o çünkü. Bir yerde. Siyasi duruş. Kimlik değil. Ben öyle görüyorum aslında. Evet, kadın olmak politiktir lafını da ama biraz öyle okuyoruz az galiba. Özcü bir kadın olmaktan değil de bunun politikleşmesi dediğiniz gibi çok eril bir referansla da olabilir. Bunu dönüştürecek bir sizin vurguladığınız bir bağlamda da siyasi bağlamda da olabilir diye okuyorum ben hocam. Evet, zannediyorum söylediklerim fazla şey gelmiyor çünkü o şekilde düşünmeye alışmadık. Yani mağduriyet kategorilerimiz belli, kimlik, bütün her şeyi belirli bir şekilde rafa kaldırmışız küçük etiketlerini koyup. Şimdi ben diyorum ki o kavanozları boşaltın, bir arada olmaması gereken şeyleri karıştırdınız diyorum. Onun gibi bir mesaj. Baştan tanzim edin diyorum, daha anlamlı bir şey çıkacak ortaya diyorum. Hocam iki yorum var Fatma Gül Hoca'nın. Kimlikler kamusal alanda politik talep ya da katkı. Kimlikler kamusal alanda politik taleplere konu oldukları zaman politikleşmiş olur ve evet, politik ittifakların paydaşı olabilir demiş.
Fatma Gül Hoca'da. Tabii başka pek çok yorum da oluyor burada ve hepsini şey yapamıyorum. Tam bağlamını yakaladığımda size okumuş oluyorum. Çok güzel söyledi. Ben buna bir şey daha ekleyeceğim. Bazen zorlanmış kimlikler diye bir kategori oluyor. Zorlanmış kimlik. Bugün Hindistan'a bakın. Müthiş bir Müslüman mezarlığı var. Ama orada Müslümanlar çeşit çeşit. Adam diyor ki ya ben hayatımda camiye gitmedim. Aslında ateistim. Hiç fark etmez. Modi yönetiminin gözünde Müslüman. Dolayısıyla o heterojenliği bir anda politik olarak ortadan kaldırmak mümkün. O zaman hedeflenen kitle oluyor. Hiç önemli olmuyor o zaman. Yani politik iradeyle yaftalanmış ve hedeflenmiş bir kitlenin kimlik konusunda hiçbir esnekliği kalmıyor. Onu hatırlamak lazım. Hı hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. 20 soruyu cevapladık. Umarım eksik soru kalmamıştır. Chat'te müthiş yorum akışları oldu. Yasemin en büyük katılımcılarımızdan biri oldu bu konuda. Yasemin takip edemedim. Kusura bakma. Ama chat'i de seyrediyoruz ve Deniz Hoca'yla da paylaşacağız. Başka pek çok yorum da burada şey yaptı. Son yakaladıklarımı ama hemen aktarayım. Belli bir grubun, Özgül Kaptan, belli bir grubun daha fazla ve çeşitli ayrımcılıklara maruz kaldığı gerçeğini ortadan kaldırmak için çalışırken ayrımcılığın üretildiği kimliği vurgulamak tam da sistemin istediği polarizasyonu besliyor demiş. Evet. Özgül de. Çok doğru. Yasemin'inkini de okuyorum. Sonuncusunu okuyayım var Yasemin. Okumayayım mı? Yok ben onları hocaya değil hani çalıştay yapacağız ya sorular atıyorum. Ha peki. Hoca nasıl bilsin bizim aramızdaki ittifak sorunlarını defalarca peki. Söyledim. Peki ben okumadan zaten girişmiştim. Çokça şey yapıyorsun. Evet belli ki Yasemin bizi bir araya getirmek için bir çalışma içinde. Onun için de burayı kullanmış anlaşılıyor hocam. En son Özgül'ün yaptığı bu yorumu size okumuş oldum. Kimliklerin aşılması gene bu ayrımcılığı ortadan kaldırmak için sistemin istediği bir pardon kimliklerin vurgulanması sistemin istediği bir polarizasyon diyor Özgül de yaptığı katkıyla bize. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bütün sorulara cevap verebildik ama sizden tekrar son sözümüzü almak istiyoruz. Buradan yeni başlıklarımız çıktı. Ben şimdi notlar aldım ama hepsini tekrar burada şey yapmayacağım. Fakat şunu söylemek isterim. Birincisi birinci söyleşimizin editasyonunu Esra arkadaşımız koordine etti ve bu bitti. Şimdi size yollayacağız bunu. Ondan sonra bu da web sayfamıza girecek. Şimdi bunun da editasyonunu yapmak istiyor, dökümünü yapmak istiyor arkadaşlar ve editasyondan sonra size gelecek. Sizden sonra tekrar web sayfamızda o da yer alacak. Bunu da buradan duyuralım dedim. Esra'ya da çok teşekkür ediyoruz buradan. Emekleri için ve diğer arkadaşlara. Dolayısıyla sizden şimdi son sözlerinizi sizden alacağım. Toparlayacağım. Ben bir şey söyleyebilir miyim sevgicim? Bir şey söyleyebilir miyim? Hocam, buyurun Gülten Hocam. Tabii ki. Hocam çok teşekkür ederiz Deniz Hanım'a. Ben her konuşmadan sonra hocanın bir sloganı kalan slogan tarzında bir fikri kalır. Bugünkü toplantının sloganı ne olsun? Vallahi hiç bilemiyorum yani. Sloganınızı kendiniz seçin. Zannediyorum. Yaşasın ittifaklar. Yaşasın ittifaklar. Yıkılsın kimlikler, yaşasın ittifaklar. Çok güzel. Kolektif çıktı. Yaşasın yani. İttifaklar, yıkılsın kimlikler. Evet yani benim için tabii her zamanki gibi sizlerle buluşmak hem keyifli oldu hem de ben de çok şey öğreniyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Çünkü siz
her gün bu mücadelenin içindesiniz. Yani benim bir anlamda dışarıdan gazel okuma gibi bir fonksiyonum var. Afrullah. öyle. Yani kolay. Günlük pratikler daha zor. Ama buna minicik bir katkıda bulunabilirsem tabii bu beni çok sevindirir. Bunun için aramızdayım. Hocam hemen devam ediyor. Düşünmeye devam ediyor herkes. Bana özelden de diyorlar ki Deniz Hoca'yla yeniden istiyoruz diyorlar. Bunları konuşuruz. Buradan da çünkü bir sürü soru çıktı. Üzerine birlikte gene düşüneceğimiz. Hocam şimdi Tuğba da demiş ki feminist yöntem diye bir fetişizm yoktur Gülten Hoca'nın sorusuna ilişkin. Bu da bir cümle çıkar buradan demiş. Toplum evrildi. Burcu Sarı demiş ki toplum evrildi, yaptılar evrilmedi demiş. Cümleler devam ediyor. Ama bu arada herkes çok teşekkür ediyor. Çok verimli olduğunu söylüyor. Hem özelden hem chatten siz takip edemiyorsunuz. Daha sonra ileteceğiz size. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir toplantı sözü alıyoruz sizden. Sizi yormadan yaz tatilinizi yapın arkadaş. Efendim? Artık sonbahar döneminde. Tabii. Önümüz yaz hocam. Yani bütün mesele tekrardan çok her temanın bir sonraki şeye getirmesi. Yani ilerleyebilmek. Evet. O şekilde düşünün yani. Her konu yeni bir şey yapsın. Yani. Evet. Yeni bir basamak. Yeni bir basamak. Yani evet. Biraz ilerleyelim yani. Kesinlikle buradan çıkan zaten yeni sorular var hocam. Bunları hep beraber de gene bilmeye çalışacağız belli ki. Ve oradan da gene sonbaharda bir araya geleceğiz umuyoruz. Başka hocalarımızla da bazı sözler aldık bu arada. Onları da yapacağız inşallah. Hepinize iyi yazlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Londra'da cezada kalan biri olarak. Evet. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Çok güzeldi, faydalıydı. Hoşça kalın.